Ülkemizin geleceğini... En azı parti biziz. Tabii bu şartlar altında... Sistem çöktü ama çöken... Haziran ayında... Korkmana gerek yok kardeşim. Vallahi düşeceğiz buradan. Geldik, düşmeden geldik. Merhaba, hoş geldiniz herkese. Bugün Liderler Fox'tayız. Liderler Fox'ta'nın ilk programını yapıyoruz. Haberi bitirdik, ana haberi bitirdik ve diğer stüdyoda ilk lideri ağırlıyoruz. Cumhurbaşkanı adaylarından CHP'nin adayı sevgili izleyenler. Kim diyeceksiniz? Muharrem İnce. Şimdi Muharrem Bey hoş geldiniz. Tabii sizde heyecan var biraz gördüğüm kadarıyla. Şimdi diyeceksiniz ki nereden çıkardınız? Şuradan çıkardım çünkü Muharrem Bey dedi az önce ilk soru nedir dedi. Dedik ki bizde soru söylemek yok. Ne ilk soruyu söyleriz, ne son soruyu söyleriz dedik. Çok merak etti ilk soruyu. Tabii ilk soru sevgili Doğan Şentürk'ten gelecek, genel yayın yönetmenimiz. Tabii başka kimler var? Sevgili Tülay var. Hoş geldin Tülay, Ankara'dan haber müdürümüz. İsmail Küçükkaya'yı zaten biliyorsunuz. O da bizimle birlikte ve Sedat abi. Ankara'nın duayen gazetecilerinden Sedat Bozkurt da bizle. Uzun tahlillerden sonra sorusunu soran çok sevgili bir abimiz. Ben bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Şimdi bir şeycik daha paylaşayım. Ardından da ilk soru için size vereceğim soruyu. Şimdi ben geldim işte karşılaşmadan önce şöyle dedi. Ya dedi ben dedi burada oturuyorum dedi şimdi Muharrem Bey. Karşımda dedi dizilmişsiniz dedi. Kendimi dedi mahkemede hissettim dedi. Bakın bizde yazılı kurallar yok. Bizim mahkememiz vicdanımız. Biz vicdanımızla soruları soruyoruz. Vicdanımızla soruları sorduktan sonra da aynı şekilde karşı tarafında aynı netlikte cevap vermesini istiyoruz. Bizim mahkememiz bu. Eğer kendileri mahkeme olarak burayı görüyorlarsa biz sadece gazeteciyiz. Bir kez daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Sizler de iyisiniz. İyiyiz. Heyecan var mı? Yok, siz siyasetçisiniz. Cumhurbaşkanı olacağım 24 Haziran'da. Onun heyecanı evet. Var. Onun heyecanı var. Peki. Doğan Şentürk, ilk soru sizden gelsin. Çok merak ediyordu Muharrem Bey. Isınma turlarını atalım. Isınma turlarını atalım. Isınma turu olarak yapalım. O merak ettiniz, ilk soru geliyor. Hoş geldiniz. Şahsım adına ve kurumum adına doğruların objektif ve doğruların ekranı Fox'a. Şimdi ilk sorum şu tabii. Elmalık köyünden, Yalova'nın Elmalık köyünden Sayın İnce, Zekiye Hanım'ın ve Şerif Bey'in oğlu olarak geldiniz partiye. Partide vekil oldunuz. Bir vekilin hayal ettiği nedir? Bakan olabilir miyim iktidara gelip? Bakanlıktan sonra acaba bir başbakan yardımcısı olabilir miyim? Başbakan olabilir miyim? Fakat kader sizi devletin en tepesine, Cumhurbaşkanı'nın yolunu açtı ve buraya getirdi. Kemal Bey'in evinde öğrendiniz sanıyorum açıklamanızdan Cumhurbaşkanı adayı olacağınızı. Kemal Bey'in evinde Cumhurbaşkanı adayı olduğunuzu öğrendikten sonra eve gittiniz. Ne düşündünüz, ne konuştunuz? Biraz bu konuda bize duygularınızı alabilir miyiz? Eşinizle ne konuştunuz, çocuklarınızla? Tabii ki. Sayın Genel Başkan beni davet etti. Ama ben 3-5 gün öncesinden biliyordum bazı şeyleri. Kamuoyuna 4 Mayıs günü açıklanmıştı adaylığım. Ondan çok daha önce, akşam saat 20.30'da Sayın Genel Başkan evine davet etti. Ben de 21.30 gibi eve gittim. Dedi ki araştırdık, araştırmalar yaptık, çalıştık, kamuoyunu dinledik, sokağı dinledik, pek çok yeri dinledik. Daha başka şeyler de söyledi. Onları şimdi paylaşmam doğru olmaz. Senin aday olmanın doğrusu olduğunu düşündük. Ben de bunun büyük bir iş olduğunu, yani kendisinin karşısına aday olmuş, İki kez aday olmuş, rakip olmuş birine aday göstermenin büyük bir centilmenlik olduğunu, büyük bir ülkeyi düşünme, memleketi düşünme, boş ver o işleri, şimdi önümüze bakalım, bu süreçten kurtulalım. Bunu teşekkür ettim kendisine. Yani hiç sancılı bir süreç olmadı anladığımız kadarıyla. Hayır, hayır. Hiç. Yani biz öyle haberler verdik, o oluyor, bu oluyor, şu oluyor. Hiçbirisi, ben çok gülüyordum onlara zaten. Özellikle o kamuoyu araştırmacılarına çok gülüyorum. Yani ne yorumlar yapıyorlardı, neler neler böyle. Gerçekten de yani şöyle, keyifliydi de biraz. Aslında belliymiş aday yani, onu demek istiyorum. Yani keyifliydi de, çok gülüyordum ama. Yani nasıl o yorumları yapıyorlardı doğrusu şaşırıyordum. Bu konuda çocukluğumla ilgili bir hatıram var. Gözlerimin önünde olan bir olayı, 13-14 yaşlarındayken.
Sonra bir gazetede okuduğumda medyaya ilk güvensizliğim orada başlamıştı. Ya gözümün önünde oldu, işte böyle olmadı demiştim. Hala o güvensizlik var mıydı? Hala var tabii, fazlasıyla var, daha fazlası var. Bu sizin şahsınızla, kurumunuzla ilgili bir şey değil. Biz üstümüze alınmadık zaten. Bence de alınmayın zaten. Bence de alınmamalısınız. Eve geldim. Eşim sordu. Dedi ki, nasıl hissediyorsun dedi. Heyecanlı mısın dedi. Hayır dedim. Korkuyor musun dedi. Benim korkmayacağımı bilirsin dedim. Nasıl hissediyorsun dedi. 80 milyonun sorumluluğunu omuzlarımda hissediyorum. Pek çok insan memleketin gidişatından memnun değil. Bir çözüm üretmek lazım. Bu konuda insanlara umut olmak lazım. Umutları tazelemek lazım. Bu çok büyük bir görev dedim. Aile, her şey sana emanet. Ben bu işin içinden çıkmam lazım dedim. Böyle bir konuşma geçti aramızda. Bir arkadaşıma söyledim. Başka da kimseye söylemedim. Uyuyabildiniz mi? Çok geç uyudum. Çok sabaha karşı uyudum. Arkadaş siyasi partinizden bir arkadaş mı? Hep problemliyimdir. Arkadaş partinizden bir arkadaş mı? Evet, evet. Ha, ismi vermiyorsunuz ama. Yok. Ha, vermiyorsunuz. Peki. Ya böyle bir şey geçti. Ondan sonra da zaten hemen başladık. Tülay? Evet, benimki de... Bir şeycik söyleyeyim. Evet. Sevgili izleyenler, bir akış yapmadık biz. Yani önce işte dış politika konuşalım, ardından ekonomi konuşalım, ardından vaatler konuşalım. Hayır, bizde öyle bir şey yok. Kimse de kimin ne soracağını da bilmiyor açıkçası. Amiyane olacak ama ortaya karışık bir şey yaptık. Yani herkes farklı telden soru sorabilir. Sizlerin de sorularını zaten görüyoruz burada. Onları da söyleyeyim. Liderler neydi tabela? Adaylara soruyorum. Siz de sorularınızı sorabilirsiniz. Buyurunuz efendim. Benim de öncelikle bir ısınma sorum olsun. Kıyafetinizle ilgili gelecek bir kadın gözüyle. Tabii kravatsız çıkıyorsunuz her yere. Cumhurbaşkanı'na ziyarete dahi öyle gittiniz. Bu özel seçilmiş bir imaj mı? Çünkü biliyoruz etrafımızda Yunanistan'da çipras modeli bir tarz. Belki daha böyle gençliği temsil eden böyle bir mesajınız var mı? Diğer sorum da şu olacak ısınma sorusundan sonra. Şimdi... Bir yarışa girdiniz. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Çok iddialısınız, öyle görünüyorsunuz. Fakat 24 Haziran'da kazanamadığınız takdirde milletvekili de olamayacaksınız. Şimdi kulislerde derler ki Kemal Kılıçdaroğlu bu tercihiyle aslında kendisine bir rakibi de ekarte edecekti. Gerçekten öyle mi olacak? Siyasete nokta koyacak mısınız? Muharrem İnce kazanamazsa 25 Haziran sabahı ne yapacak? Birincisi asık suratlı, bağıran, çağıran, ayar veren, azarlayan bir cumhurbaşkanı olmak istemiyorum. 16 yıldır milletvekiliyim. 16 yıllık kesintisiz 16 yıl milletvekilliği yapan şu anda parlamentoda 7 kişiden birisiyim. Yani daha rahat, daha özgür, kravat takmayan, pek böyle sokaklarda az önce Beşiktaş'ta bisiklete bindim bir gazetede, röportajda. Daha insanlara dokunan, daha sıcak birisi olmak istiyorum. Türkiye'nin bu gerginliğinden kravatla bir derdim yok. Kravat takmasını da severim. Bolca da kravatım vardır. Ama böyle davranmanın daha iyi olacağını, toplumu daha iyi uzlaştıracağını, barıştıracağını, bir mesaj olacağını, bağırmayan bir cumhurbaşkanı, kavga etmeyen bir cumhurbaşkanı, insanlara dokunabilen, balıkçının oltasına dokunabilen, ne bileyim, şoförünün yanında oturabilen, minibüs şoförüne yanında oturabilen, kahvelerinde okey oynayanların yanında yancı olabilen, asık suratlı olmayan, gömleğinin kollarını sıvayan, ceketini çıkaran, onlardan birisi, onları düşünen, onları azarlamayan birisi olmak istiyorum. O gerekçeyle de kravat takmıyorum. Ama bir resmi bir şey gerekirse tabii ki takarım. Anıtkabir'e giderken örneğin taktım. Anıtkabir'e giderken saygı duruşunda bulundum. Kravatımı taktım. O bittikten sonra da Fatiha okudum. O zaman ben, anladığım kadarıyla benim seçildiğiniz takdirde siz kravatsız bir, eğer seçilirseniz kravatsız bir cumhurbaşkanı mı olacaksınız? Hayır, resmi davetler dışında. Yani cumhurbaşkanı seçildiğimde ki inanıyorum buna. Tabii ki yemin törenine, tabii ki kravatla geleceğim. Kravat takıp. Yabancı konuklar geldiğinde?
Tabii ki onlar kravat takıyorlarsa ben de takacağım. Takmıyorlarsa çipras ben de değil. Takmayacağım. Tam çipras değil. Bir danışman var mı? Kıyafet danışmanı var mı? Hayır, hayır. Ben doğal bir insanım. Eşiniz Ülke Hanım? O tabii ki yardımcı Görüşürüz. Oluyor ama ben içimden geldiği gibi davranmak istiyorum. Bir rol yapmak istemiyorum. Tabii. Yani kravatla bir derdim yok. Ben o kravatı tabii ki bir yabancı konuk, bir başka devlet başkanı geldiğinde onu karşılarken onun kıyafetine bakacağım. Onda kravat varsa bende de olacak. Onda yoksa bende de olmayacak. Yemin töreninde frak mı giyeceksiniz, kravat mı? Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı giymemişti, kravatla çıkmıştı. Cumhuriyetin gelenekleriyle olacak bu iş. Örneğin sarayda oturmayacağım. Kesinlikle bunda çok kararlıyım. Belki kendi evimde otururum. Onu da çok istiyorum. Kendi evimde oturmak daha keyifli. Çünkü 14 yıl evim yoktu Ankara'da. Son 1,5 yıldır kendi evim var. Ben kendi evime daha doyamadım ki. Yani bir apartman dairem var. Apartman dairesinde otururum. Devletin resmi işleri için Çankaya Köşkü'nü kullanırım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi. Kurulları, kuralları neyse ona uyarım. Hiç tepeden bakmadan, trafiği böyle çok fazla aksatmadan, 300-500 korumayla gezmeden, güvenlik gerekçesi olmazsa kendi dairemde oturmayı tercih ederim. Vallahi kendimi Norveçli gibi hissettim yani. Neden olmasın bunlar? Ya olacak, olması gerekiyor zaten tamam. De. Ama Tülay'ın önemli bir sorusu vardı. Ona cevap vermediniz siz. 24'ünde eğer bu seçimden mağlup çıkacak evet. olursanız. Sayın Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapamam. Ola ki kazanamadım. Sayın Genel Başkan gel bana danışman ol derse danışman olurum. Yardımcı ol derse yardımcı olurum. Asla karşısına aday olmam. Asla. Asla. Bir daha çıkmazsınız. Hayır, karşısına aday olmam. Çünkü karşısına aday olduğu bir kişiyi genel cumhurbaşkanı adayı yapmışsa ben vefalı bir insanımdır. Yanlışlarını söylerim ama. Yani şunlar yanlış derim. Ama kendisiyle böyle bir yarışa bir daha asla girmem. Peki siz belki çıkmazsınız da bir başkasını çıkacak olursa onu destekler misiniz? Hayır, yani şimdi ben yarın kendimi değil kendimden başka birisini de destekleyebilirim. Benden daha iyi bir cumhurbaşkanı adayı buluruz, onu desteklerim. O başka bir şey. Ama karşı karşıya gelmem kendisiyle. İsmail. Çünkü bir insanın, bir faninin kolay kolay yapamayacağı bir şeyi yaptı. Ben vefasız bir insan değilim. Bana bunu yapan birinin karşısına geçmem. Şimdi aslında sorun başkaydı ama en son sözünüzden sonra şunu sormak istiyorum. Dün Koray Aydın'ı biz ağırladık sabah. Çıkışta dedi ki, ya dedi bu Kemal Kılıçdaroğlu'na dedi büyük hayranlık besledim dedi. Ne oldu dedim, anlattı. Adamın dedi aynen böyle, izini de aldım kullanmak için. Hiç dedi makam, mevki, şuymuş, buymuş bak dedi, bir takım örnekler verdi. Olağanüstü dedi, biz görmediğimiz bir şey. Tam sizin bu sözünüzün üzerine aklıma geldi, onu da söylemiş olayım. Sizi niye seçti efendim? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayısınız siz. Ve CHP lideri sizin dışınızda da bir takım isimleri düşündü. Hiç kuşkusuz tarttı, Tabii etti. Tabii ki, hakkıdır. Tabii, çünkü kazanmak istiyor. Sizi niye seçti? Yani sizin hangi özelliklerinizle sizi Cumhurbaşkanı adayı gördü ve gösterdi topluma? Yani Muharrem İnce neden aday bugün? Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Ben 4 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak gösterildim. 4 Mayıs'tan bugüne 14 miting yaptım. Çalışıyorum. Şu bence güzel bir cevap olabilir ona. Geçtiğimiz günlerde Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Genel Başkan'la telefonda konuşurken eşim de yanımdaydı. Telefonu kapattıktan sonra bana dedi ki, ya Genel Başkan'ı bu kadar mutlu, o kadar mutlu gördüm ki dedi, şaşkınım dedi. Sesi duyuyor tabii. Çok mutluydu. Çok iyi götürüyorsun dedi. Çok güzel şeyler duyuyorum dedi. Kazanacaksın dedi. Cumhurbaşkanımız olacaksın dedi. Yani o kadar içten bir başarı dileği, o kadar memnun ki durumdan. Mesela dün akşam evindeydim. Dün Niğde'den geldim, evine gittim. Durum değerlendirmesi yaptık. Nasıl götürüyoruz, ne yapıyoruz diye. Bir buçuk saat oturduk. Gayet iyi götürüyorsun dedi. Uyarılarda bulundu. Tabii dışarıdan bir insan daha iyi görebilir. Mitingdeki kişi kendisi göremeyebilir. Çok mutlu olduğunu görüyorum. Şunu, bir kere 16 yıldır birlikte milletvekilliği yaptık.
Ondan önce ben il başkanıyken Sayın Kılıçdaroğlu MYK üyemizdi. Yani beni çok eski tanır. Mücadeleci yönümü bilir. Meydanları etkileme gücü olduğumu söyler. Bunları bilir. Kamuoyunda benimsenme oranı, tanınmışlık oranı olduğunu bilir. Ve bu işte 4 Mayıs'tan bu yana olan süreci de iyi değerlendirdiğimi ve ah ben de doğru karar vermişim, bak doğru bir kişiyi aday yapmışız diye bunu da çevresine söylüyor zaten. Ben de olsaydım CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi yapardım zaten. Çok müdevarsınız ha. Vallahi çok müdevarsınız. Bu arada İsmail cevabını alabildim. Aldım mi? Evet. Ben bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz Amerika'da önemli bir dava var. Hakan Atilla davası. Yargıç 32 ay hapis cezası verdi Hakan Atilla'ya. Halk Bankası'nın genel müdür yardımcısıydı. Son gelen bilgi bu. 32 ay hapis cezası verildi Hakan Atilla'ya sevgili izleyenler. Şimdi bir mesaj okuyacağım size. Şöyle demiş, benim bir taksici arkadaşım var, ismi Murat. Murat şöyle demiş, İnce'yi desteklediğinizi mimiklerinizle bu kadar belli etmeseydiniz iyi olurdu. Şimdi cevaben demiyorum ama bizim bir konuğumuz var burada. Doğan Bey de zaten en güzel şekilde ifade etti. Bu koltuğa kim oturursa otursun. Sayın Akşener önümüzdeki günlerde gelecek. Sayın Karamollaoğlu gelecek. Eğer Selahattin Demirtaş tahliye olursa o da buraya gelecek. Katılmak isterse Sayın Cumhurbaşkanı gelecek. Aynı nezakette ve aynı mimiklerle. Sayın Başbakan. Aynı rahatlık. Sayın Başbakan. Sayın Başbakan da burada olacak. Yani aynı mimiklerle. Aynı rahatlıkla soruları soruyoruz. Yani bizim kimseyi desteklediğimiz falan yok. Tabii ki bir oyumuz var. Onu vereceğiz sandığa gittiğimizde. Ama Muharrem Bey bizim babamızın oğlu değil, kardeşimiz değil, hiçbir şeyimiz değil. Biz sadece bir siyasetçiye soru soruyoruz. Doğrusu bu şöyle olmalı bence. 6 adayın 6'sı da karşıya geçmeli. Tabii tabii. Siz soru sormalısınız ki o zaman jest, mimik tabii. Anlaşılmasın kime tabii. Ne yaptığı. En tabii. Doğrusu o bence. Tabii. Teklif ettik efendim. Hepsini bir araya alabilirim diye. Fatih belki olabilir. Belki olabilir. İsmail Sabah olabilir Çalar belki. Saatten çağrı yaptı. Peki. Kapımız açık. Şimdi geldik. Sedat Bey buyurunuz sizin güzel sorunuzu alalım. Evet. Fatih'ten sıra gelince biz de konuşabiliyoruz sadece. Burada. Yani biz de gördüğünüz gibi Fox Haber olarak çok özgür değiliz. 3 dakikanız var. 3 dakikanız var. Şimdi birazcık da asıl meseleye gelelim. Yani Cumhurbaşkanı adaysınız. Cumhurbaşkanı olacağınızı da kesinleniyorsunuz. Cumhurbaşkanının yetkilerinin nerede başlayıp yeni sistem için söylüyorum. Nerede bittiğini siz kestirebildiniz mi? Yürütme örneğin yürütmeyle ilgili bütün alanla ilgili kararname çıkaracağını söylüyor ki bu tamamen yasama faaliyetlerini kapsıyor. Siz parlamenter sisteme geçeceğini de söylediniz. Orada şöyle bir temel sıkıntı var. Parlamentoda anayasa değiştirecek bir çoğunluğa sahip değilseniz parlamenter sisteme geçemeyeceksiniz. Siz kendiniz, kendi yetkinizi yani yasamanın yetkisi, yasamanın sınırı şurada başlar, benim yetkim burada biter, yargınınki burada başlar diye bir çerçeve çizecek misiniz? Çizecekseniz bunun detaylarını eğer düşündüyseniz ya da bir somut hale getirdiyseniz bize paylaşır mısınız? Türkiye'de şu anda anayasası bizzat Anayasa Mahkemesi tarafından rafa alınmış bir durum var. Türkiye'de sınırlar çizili falan değil, bir kişinin sınırları var. Bir kişinin, başka hiçbir sınırı yok. Yani her şeyi o belirliyor. 2002'den beri o meclisteyim. Yani ben 22. dönem parlamentosunda, komisyonda, Milli Eğitim Komisyonu'nda çok tartışmalar yaptık. Çok geri adım attırdık. Bakın bu yaptığınız yanlıştır. Bundan vazgeçin dediğimizde dinliyorlardı. Bugün öyle bir durum yok. Bugün Türkiye'de yargıyı, yasamayı, yürütmeyi, her şeyi tek başına kontrol eden birisi var. Herkes maça gitsin diyor, herkes maça gidiyor. TEOG kaldırılsın diyor, TEOG kaldırılıyor. Üniversite bölünsün diyor, üniversite bölünüyor. Yani Türkiye'de kurullar işlemiyor, kurumlar işlemiyor, kurallar işlemiyor. Hiçbirisi işlemiyor. Böyle bir durumda ve ekonomi alarm veriyor. Döviz durdurulamıyor. Böyle bir durumda Cumhurbaşkanı olacağım. Ben çok büyük bir felaket demeyeyim onu da çok büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğumu biliyorum. Bunun farkındayım, bunun bilincindeyim. Ürkütüyor mu seni derseniz? Hayır, asla ürkütmüyor. Kuralları doğru koyarsak bu işin içinden çıkabiliriz. Örneğin şu anda anayasa bütçe yapma yetkisini veriyor mu Cumhurbaşkanı'na? Veriyor. Yani 81 milyonun bütçesini tek başına kendiniz bir odaya kapanıp yaz kızım şuraya bu kadar, buraya bu kadar deme hakkı var mı? Var.
Bu millet referandumda bu hakkı bir kişiye verdi. Ne yazık ki verdi. Ben bu yetkiyi kullanmayacağım. Sadece bütçe mi? Devam edeceğim. Bu yetkiyi kullanmayacağım. 81 milyonun vergisini, gelirini, parasını tek başıma bir fani olarak bunu kullanmaya hakkım yok benim. Bu günah. Bu doğru değil. Bu insani değil. Bu vicdani değil. Bu bilimsel değil. Bu hukuki değil. Hiçbir şeye uymaz bu. Ne vicdana uyar, ne insanlığa uyar, ne ekonomiye uyar, ne bilime uyar. Ben bu yetkiyi meclise devredeceğim. 600 kişi karar versin buna. Bunu kullanmayacağız. Başka yetkiler, yargıyla ilgili yetkiler. Hayır, bunları kullanmamak lazım. Yani yüksek yargıyı düzenlerken çay toplayan bir yargı değil. Düğme ilikleyen bir yargı değil. Yani Yargıtay'ın salonuna Cumhurbaşkanı geldiğinde o Yargıtay üyelerinin ayağa kalkmaması lazım. Kalkmaz, kalkmamalıdır. Anayasa Mahkemesi üyeleri, ben Cumhurbaşkanı olduğumda salona girdiğimde ayağa kalkmamalılar. Dünyanın her yerinde böyledir bu. Yüksek yargı üyeleri Cumhurbaşkanından bile saygın insanlar olmalıdır. Ancak o zaman bu memleket düzlüğe çıkar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Mahkeme Başkanı ile Devlet Başkanı'nı kıyasladığınızda Yüksek Mahkeme Başkanı'nın saygınlığı daha fazladır. Daha fazla güven verir. Hiçbir siyasi yanı yoktur onun. Yani bizim Allah, yani Allah selamet versin yüksek yargı üyelerine, çıt çıtlı cübbe yaptıracaklar neredeyse. Çıkarması, iliklemesi kolay olsun diye. Bu yapıdan başarı çıkmaz. Yüksek yargı üyelerinin belki de birinci sınıf bir cümlesiniz. İftar vakti İstanbul'da. Birinci sınıf hakimler arasından kurayla mı çekeceğiz? Nasıl çekeceğiz? Yolunu bulacağız. Bir virgül koyun, ardından iftar vakti diyelim. Sevgili izleyenler, İstanbul için iftar vakti. Ramazan'ın ilk iftarı biliyorsunuz. Allah kabul etsin diyelim. Ve iftar vakti, hayırlı iftarlar. Evet, herkese bir kez daha iyi akşamlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizim tabela adaylara soruyorumdu. Daha hiç tabeladan, yani sosyal medyadan soru almadan şu anda birinci sırada. Onu da söyleyeyim. Sedat abinin net bir sorusu vardı. Yetkilerinizi ne kadar kullanacaksınız, ne kadar parlamentoya devredeceksiniz diye. Sözünüz yarım kalmıştı, oradan devam edebilirsiniz. Şimdi tabii parlamento aritmetiğiyle oluşacak, parlamento aritmetiğiyle de ilgili bir konu bu. Hemen yapamayabilirsiniz de bazı şeyleri. Sizin elinizde olmayabilir. Parlamento aritmetiği müsaade etse de yine yapamazsınız. Nasıl olacak bu? Bir onarım süreci gerekebilir. Bu onarım sürecini doğru kullanmalısınız. Adım adım gitmelisiniz. Ama bu onarım sürecinde de denetimden kaçmanın, şeffaflıktan kaçmanın, hesap vermekten kaçmanın bir anlamı yok. Hesap vermekten kaçmayacaksınız. Örneğin örtülü ödenek konusu. İlk 4 ayda, 2018'in ilk 4 ayında Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın harcadığı örtülü ödenek 747 milyon. Yani rakamları vereyim size. Kamuda kiraladıkları binalara ödenen para 324 milyon. Örneğin ilk işimiz bu olacak. Kamu kiracı olmayacak. 324 milyon kira ödemişiz. Araç kiralamaya ilk 4 ayda, bu yılın ilk 4 ayında 174 milyon. Uçak kiralamaya 38 milyon. Akaryakıta 396 milyon. Elektriğe 1,5 milyar ödemişiz. Şimdi ne yapacağız? Neden şeffaf olmayalım? Bunu anlatmaktan neden korkuyoruz? Yani ben Cumhurbaşkanıyım. Başkanlık sistemi bu bir anlamda. Onunla 24 Haziran'dan sonra Türkiye'yi yöneteceğim. Örtülü ödenek kullanacağım değil mi? Mecburum kullanmaya. Yani bir kere istihbarat için kullanacağım. Devletin güvenliği için kullanacağım. Ben bunu parti kongresini kazanmak için kullanmayacağım. Peki ben örtülü ödeneği kullanırken AK Partili bir milletvekiline, belki genel kurula değil, belki televizyonlara değil ama AK Partili bir milletvekiline neden hesap vermeyeyim? Neden o benim hesaplarımı incelemesin? Bunun ne sakıncası olabilir? Yani bir komisyon niye kurulmasın milletvekillerinden? 3 ayda bir bu evraklar yok edilebilir. Kurarsınız komisyonu. Dersiniz ki bakın örtülü ödenekten ben devletin güvenliği için, istihbarat için, silahlı kuvvetler için, polis için, terörle mücadele için şu örtülü ödeneği kullandım.
gösterirsiniz, sonra imha edersiniz. Bu mümkün. Önemli olan kafa yapısı olarak demokrasiye inanan birisiyseniz, hesap vermeye yatkın birisiyseniz, demokrasi bir hesap verme rejimidir diyorsanız yaparsınız bunu. Ama bugün ne yazık ki Türkiye'yi yöneten Sayın Erdoğan bu konuda bir Allah'ın kuluna hesap vermiyor. Hiç kimseye hesap vermiyor. Yani 550 milletvekilinden hiçbirisinin bu konuda bilgisi yok. Bakanların bilgisi yok. Bakın en güzel örnek şudur. Sokağa çıkalım. Bakanların isimlerini soralım. Ben 17-18 yaşındaki halimi hatırlıyorum. Bana hangi bakanı söyleselerdi? Sorudan uzaklaşıyorsunuz ama. Hayır, yani uzaklaşmıyorum. Sedat Bey'in de sorusu önemliydi. Yetkilerinizi ne anlamda kullanacaksınız? İşte şöyle, aynen sorunun ta kendisi aslında. Ben 17-18 yaşındayken bakanların isimlerini sayabilirdim. Şimdi sokağa çıkalım, bakanların isimlerini soralım. Kimse bilmez. Neden bilmez? Çünkü bakanlar önemsiz artık. Tek kişi harcıyor. Tek kişi yapıyor. Ben de diyorum ki, ben Cumhurbaşkanı olduğumda bu yetkileri böyle kullanmayayım. Bir plan dahilinde parlamentoya devredeyim. Denetlenmekten korkmayayım. Yani parlamenter sisteme geri dön. Tabii ki döneceğiz. Tabii onu söylüyorsunuz net bir şekilde. Tabii ki. Evet. Bunu yaparken aniden bunu 3 ayda yapamayacağımızı ben de biliyorum. Mümkün değil bunu yapmak. Neden? Zaten parlamenter sistemdeyiz ama. Hayır. Değişti. Anayasa değişti. Yani mümkün değil. Şimdi, meclis çoğunluğunu elde etmeniz gerekiyor. O zaman meclis çoğunluğunu elde etseniz de yine değişiklikler yapacaksınız. Peş peşe bazı şeyleri değiştireceksiniz. Anayasayı değiştirmek gerekecek. Evet, tabii. Bunları değiştirebilecek misiniz? Ama siz iyi niyetinizi ortaya koyarsanız, millet şunu görürse, ya yetki bende kardeşim. Bak, bütçeyi yapma yetkisi, 2019 bütçesini yapma yetkisi bende. Bu millet bu yetkiyi verdi anayasa değişikliğiyle. Ama ben bunu kullanmayacağım. Kullanmayıp bunu meclise iade ederseniz, ben o mecliste 15 kez bütçe görüşmelerine katılmış birisiyim. Tekrar görüşülsün bu. Komisyonlarda görüşülsün. Yasal düzenlemesini yapalım bunun. Gelin komisyonlarda bunu tartışın, edin. Şu anda bakın yeni sistemde durum nedir? Cumhurbaşkanı yapıyor. Meclise gönderiyor. Meclisten geçmedi. Tekrar gönderiyor. Gerekli artışları yapıp. Bu sefer meclisin hiçbir hükmü yok. Böyle olmasın. Meclis yapsın, mecliste tartışılsın, Cumhurbaşkanı onaylasın. Bir şey sorayım o zaman. Tamamlamak için kararnamelerle ülkeyi yönetmeyeceksiniz anladığım kadarıyla. Ya da kararnamelerde bir sınır çizecek misiniz? Yani evet. Meclisi sadece biraz önce siz de ona vurgu yaptınız. Denetleme görevi olan bir kurum haline mi getireceksiniz yoksa yasama faaliyetlerine bizzat dahil edecek misiniz? Yani bunu çizgilerini net belirleyecek misiniz? Büyük çünkü çok Millet muallak. Meclisi bir danışma kurulu değildir. Büyük Millet, bakın adından belli zaten. Büyük Millet Meclisi. Büyük Millet vurgusu vardır orada. Orası bir danışma meclisi değildir. Bir istişari organ değildir. Orada tartışacak insanlar. Hem denetleyecekler, hem denetleyecekler, hem yasama faaliyetleri olacak. Zaten iki tane görevi var. Yani Büyük Millet Meclisi'nin en önemli görevi nedir diye bana sorsanız, en önemli görevi bence bütçe yapmaktır. Bütçe yapmaktan, bu milletin 81 milyonun parasına puluna sahip çıkmaktan, onu harcamaktan daha önemli bir görev olabilir mi? Bu görevini devretti meclis. Bu görevi bir kişi de şu anda. Ben o görevi kullanmayacağım. En büyüğünü kullanmayacağım. Gerisi parlamentodaki çoğunluk Cumhur İttifakı'nda olsa da bu olsa da kullanmayacağım. Olacağına da inanıyorum. Olsa da kullanmayacağım. Peki. Ben bir şey söyleyeceğim. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı 2002 yılında işte ilk göreve geldiğinde de bu kadar kuvvetli değildi. Hayır, o siz... 2003'te geldi. Ben 2002'de tamam. Milletvekili seçildim. Tamam, tamam. O 2003'te yani, geldi. Yani kıdemi benden özür dilerim, düzeltiyorum o zaman. Ben şunu demek istiyorum. Şimdi o da gelirken eskiden gazetecilerle muhataptı, tebessüm ediyordu. Böyle onu dinlediğinizde gerçekten ya düzgün insan, gerçekten iyi niyetli insan. Şimdi ben sizi dinliyorum. Sizin değişmeyeceğinizi ben nereden bilebilirim? Yani şu anda Muharrem İnce karşımda. Evet, espri yapıyorsunuz, arada da espri yaptınız. Gayet samimi davranıyorsunuz. Ama bizde maalesef koltuğa oturduğu zaman insanlar değişebiliyorlar. Ben sizin değişmeyeceğinizi, tek adam olmayacağınızı, tek bir cümleyle bir şeyleri halletmeyeceğinizi veya direktif vermeyeceğinizi nasıl bilebilirim?
Çok güzel. Nasıl böyle duracaksınız? Çok teşekkür ederim. Bu tehlike benim için de vardır. Var, hepimiz için. Sizin için de vardır. Var. Hepimiz için vardır. Bu tehlikenin bertaraf edilmesinin bir koşulu vardır. O da sistemi kişiler üzerine kurmamak, bir düzen kurmak. Yani olamayacak o kişi, istese de olamayacak. Yani denetlemeyi, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kamuda yükselmeyi objektif kriterlere bağlamak. Bütün bunları yaparsanız kişi istese de olamayacak tek adam. Onun için kuralları peşin koymamız lazım. Öteden beri söylediğim şey budur. Kuralları koymazsanız, esnek bırakırsanız, denetleme mekanizmaları olmazsa herkesin tek adam olma potansiyeli vardır. Muharrem İnce'ye güvenilmemelidir. Evet. Fatih Portakal'a ya da evet. Tayyip Erdoğan'a ya bu yapmaz denmemelidir. Sistemi, düzeni, yasaları, anayasayı ona göre kuracağız. Hesap verme üzerine kuracağız ki olamasınlar. İsteseler de olamasınlar. Net. İnşallah ileride arşivlerden çıkarmayız böyle bir cümleyi. Şimdi biraz tabii 24 Haziran ve 8 Temmuz sonrasındaki projeksiyonlara girdik ama bence asıl 24 Haziran'dan önceki durumu da bir konuşmalıyız. Ben Kürt seçmenle ilgili bir sorum olacak. Siz dokunulmazlıkların, HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasında bir tavır sergilediniz. Hatta partiniz de o dönemde de ters düştünüz. Evet. Ardından bu adaylık süreciniz açıklandıktan sonra da Selahattin Demirtaş'ı Silivri'de ziyaret ettiniz. Çok da fazla o görüşmenin detaylarını bilmiyoruz ama o görüşmenin detaylarıyla ilgili bilgi verirseniz çok sevinirim ama asıl benim sorum şu olacak. Şimdi ortada bir 6,5-7 milyon seçmen var. Bir parti var, onu işte HDP ve diğer partilere dağılımları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu Güneydoğu meselesindeki karnesinin çok iyi olmadığını biliyoruz. Maalesef bu şeyde, bu sorunda bir ortaya çok yapıcı bir projeyle çıkamadı ana muhalefet. Kimliksel ve sınıfsal problemlere yaklaşımı çok sığ kaldı. Siz Demirtaş'la görüştünüz. Demirtaş'la görüştükten sonra da mesajlarınızı da ben görüyorum mitinglerde zaman zaman bu probleme ilişkin şeyler yapıyorsunuz, tespitlerde bulunuyorsunuz ve samimiyetle çözeceğiz, parlamentoda çözeceğiz, yalan söylemeyeceğiz diyorsunuz. Herhalde bu yalan söylemeyeceğinizi o sürece atıfta bulunuyorsunuz AK Parti ile. Oslosu var. Evet, Oslosu var vesaire. Fakat benim en çok dikkatimi çeken şu, cesur adımlar atacağız dediniz. Nedir bu cesur adımlar? Mesela Güneydoğu ile ilgili cesur adımlar nedir ve bu az önce bahsettiğim Kürt seçmeni hele hele ikinci turda daha da önemli olacak diye düşünüyorum. Nasıl almayı düşünüyorsunuz? Cumhuriyet 1923'te kurulmuştur. Bir gün Atatürk arkadaşlarıyla sohbet ederlerken, Ziya Gökalp de vardır. Derler ki paşam ortada bir devlet kuruldu, işte bir parti var ama ortada bir program yok. Ziya Gökalp der ki Atatürk'e, paşam der sakın program yapma. Yeni bir devlet kuruyoruz. Programı yaparsak esneyemeyiz. İyisi mi der, biz bir ilke ortaya koyalım. İlkeler etrafında hareket edelim. Ben siyaseti 16 yıl milletvekilliği yaptım. 4 yıl il başkanlığı yaptım. İlçe yönetimlerinde görev aldım. Siyaseti hep bir ilke üzerine yaptım. Yani dokunulmazlıklar konusunda şimdi ben hayır dersem HDP ile Kürtlerle aynı noktaya düşerim. Beni yıpratırlar. Ben böyle bakmam. Ya da ya Kürtlere göz kırpayım. Yarın bunlar bana lazım olur. Ben bunların hoşuna gidecek bir hareket yapayım. Böyle bir siyaset anlayışım yok benim. Eğer bir doğru varsa, bu doğruda Cumhuriyet Halk Partisi doğru yaparsa, Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemek. Cumhuriyet Halk Partisi yanlış yaparsa, bir dakika arkadaşlar, bu yanlış demek. Siyaset hep böyle yaptı. 2002'den bu yana her davranışım böyledir. Partide pek çok konularda baş kaldırmışımdır. Hayır bu doğru değil demişimdir. Dokunulmazlıklar konusu gündeme geldiğinde ya ben şimdi Kürtlerin gönlünü alayım. Hayır vereyim. Yarın Cumhurbaşkanı adayı olurum. Onlar da bana oy verir. Herhalde böyle bir hesabım yoktu. Böyle bir düşüncem yoktu. Çünkü o zaman daha belli değildi bunların hiçbirisi. İlkeyi doğru koyarsanız sonuçta kazanırsınız ve çözersiniz. Şimdi
Cumhurbaşkanı adayı olmuşsunuz. Başka partiler de aday göstermiş. Nezaket nedir? Rakiplerine gidip başarı dilemektir. Peki rakiplerinize giderken ben Saadet'e gidersem laik seçmen bana kızar. Sayın Demirtaş'a gidersem işte ulusalcı seçmen bana kızar. Sayın Erdoğan'a gidersem Erdoğan karşıtları bana kızar. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir siyaset yapma biçimi yok. Benim ahlakıma, benim vicdanıma, benim siyaset anlayışıma ters bu. Yani eleştiri geldi mi geldi. Takmayacaksın bunları. Yani Türkiye'yi yönetmeye talip olmuşsun. Sayın Karamollaoğlu'nu da ziyaret edeceksin. Sayın Akşener'i de, Sayın Demirtaş'ı da, Sayın Erdoğan'ı da ziyaret edeceksin. Ben gittim, başarılar diledim. Arada bazı esprili konuşmalar da oldu. Bunların hepsi doğal. Bunu Türk demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum. Normalleşme görüyorum. Normalleşme, barışma, yumuşatma. Bunların gerekli olduğunu düşünüyorum. Hatta beklerdim onların da beni ziyaret etmelerini. Onu da beklerdim ama kimse ziyaret etmedi. İttifaktan da mı yok? Sizin partinizin bulunduğu ittifaktan da mı? Hayır, kimse etmedi. Yani bunlar insani şeylerdir. Yarışabiliriz. Biz rakibiz, düşman değiliz. Ben bu milleti barıştırmaya talibim, uzlaştırmaya talibim, sorunlarını çözmeye talibim. Aday olduktan sonra hiç AKP demedim. Ağzımdan kaçtıysa onu bilmem. Milletvekiliyken başka, Cumhurbaşkanı. Ama bu samimiyetsizlik değil mi? Yani neyse insan, yani hayır, samimi olduğunuzu söylüyorsunuz. Hayır, biz bir inatlaşma içine girmişiz. Onlar CHP diyor, evet. Biz AKP diyoruz. Ama ben şimdi Cumhurbaşkanı adayım. Cumhurbaşkanı seçildiğimde AK Partililer bu ülkenin yurttaşı değil mi? Ben onların Cumhurbaşkanı olmayacak mıyım? Onları kucaklamayacak mıyım? Böyle bir şey olamaz. Yani rozetimi niye çıkardım o zaman? Aday olduğum gün altı oku çıkardım, Türk bayrağı taktım. 81 milyon. Sadece 6 milyon da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Soydaşlarımız var. Gümülcine'de, Kırcaali'de, başka yerlerde. Onları da kucaklayacak şekilde. Hiçbir komplekse kapılmadan. Bakın, tek olan şey bir kesimin olamaz. CHP'lilerin bayrağı olamaz. MHP'lilerin bayrağı olamaz. Bayrak 81 milyon. Cumhurbaşkanı. CHP'lilerin cumhurbaşkanı olmaz. 81 milyonun cumhurbaşkanı olur. Ben 81 milyonun cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Onun için siyaset normalleşsin, barışsın, kucaklaşsın istiyorum. Ve Edirne'den miting yapıp Edirne'den Hakkari'ye geçtim. Hakkari'de en keyif aldığım yerlerden birisi Hakkari'ydi. Çok samimi söylüyorum size bunu. Yalova benim doğup büyüdüğüm yer. Yani dedemin dedesinin mezarı Yalova'da. Yalova'da bile 15-20 civarında insan, onlar Yalovalı mıydı bilmiyorum, misafir de olabilir, otobüsle şehir turu yaparken bana cevap vermedi, elini kaldırmadı. 15-20 civarında insan. Bir şey sorabilir miyim? Ama Hakkari'de bir kişi olmadı öyle. Peki, şimdi Doğan Bey'in sorusuna istinaden bir şey soracağım. Cesur adımlar vardı. Şimdi herkesi kucaklıyorum dediniz işte, bir de bir ittifak kurdunuz ama sanki çelişiyor gibisiniz. Ya partinizle çelişiyorsunuz ya kendinizle çelişiyorsunuz, onu bilemem tabii de. Peki bu ittifakın içerisine neden siz HDP'yi dahil etmek istemediniz? Bakın Selahattin Demirtaş'a gidiyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz. Bir cesarettir bu. Karşı tarafın ne söyleyeceği ortada. Peki neden ittifakın içerisine HDP gibi bir partiyi almak istemediniz veya kim istemedi bilmiyorum. Neden yok? Siz böyle bir adım atıyorsunuz diğer tarafa. Hayır, bence siz çelişiyorsunuz. Öyle mi? Şöyle çelişiyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı başka bir şey. İttifakın oyu başka bir şey. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığında, yani siz ittifaka oy vereceksiniz. O partiler birlikte orada. Ama Cumhurbaşkanlığı adaylığında ittifaktaki partilerin Cumhurbaşkanlığı adaylarının toplamı diye bir şey yok. O zaman şöyle sorayım ben size. Sizin gönlünüzden ne geçerdi diye sorayım. Ben bütün muhalefetin toplanması geçerdi. Hepsi geçerdi. Ama bu görüşmeleri yürüten kişi de değilim. Evet. Partinin yöneticisi de değilim. Ama ben bütün muhalefetin toplanmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Şöyle sorabilir miyim? İsmail, ben tam yerim. Bu cesur adımlar nedir diye. Çünkü olay uzaklaştı. Cesur adımlar şunlar. Nedir kafanızdaki cesur adımlar? Şimdi bakınız, bir gün dedim ki Van'da bir ticaret odasında bir toplantıda
Dedim ki bir problem var mı ortada? Ortada bir problem var değil mi? 35 yıldır, 40 yıldır bir ciddi problem var ortada. Şimdi sizle anlaşmak istiyorum. Uzlaşmak istiyorum. Problemi çözmek istiyorum. Ortada bir problem var. Bu problemi çözmek istiyorum. Kürt sorunu var. Bunu çözmek istiyorum. Bu benim en çok istediğim şey, en önde duran. Bu da benim en az istediğim şey, en arkada duran. Uzlaşmak, anlaşmak ne demektir? En çok istediğinden vazgeçmektir. En az istediğinden vazgeçersen uzlaşmış sayılmazsın. O zaten az istiyorsun ama. Çok istediğinden vazgeçeceksin ki anlaşabilesin karşıdakiyle. Yani? Yani şu, bazen Kürtleri kızdıracaksın. Bazen Türkleri kızdıracaksın. Ya olmamış bu diyecekler. Böyle yapacağız diyeceksin. Doğrusunu bulmaya çalışacaksın. Mesela dedim ki TRT'nin kanallarından birisi, zaten bir işe yaradı yok TRT'nin. TRT'nin kanallarından birisini bu işi tartışmaya açsa. Her şey serbest desek. Her şey konuşulacak. Buyurun. 24 saat yayın yapsak. Bu sorunu konuşsak. Adil biçimde. Eşit biçimde. 2 yıl boyunca bunu konuşsak. Doğruları daha iyi bulabiliriz diye düşünüyorum. Yani farklı söylemler geliştirmeden Diyarbakır'a gidip şu Diyarbakırlılardan alkış alayım, sonra Rize'ye gidip biraz milliyetçilik yapayım demeden, yani Hakkari'ye gidip İzmir marşıyla Türk bayraklarının altında miting yaparak ama Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret ederek, Rize'ye gidip Selahattin Demirtaş'a gittiğini saklamadan, gizlemeden onu da söyleyip Erdoğan'ın size selamı var da diyerek, millete hiç yalan söylemeden, onları hiç kandırmadan, başkaları tarafından kandırılmadan ve milleti hiç kandırmadan, doğruları söyleyerek ve cesur. Yani bundan kızacaklarmış, kızsınlar. Kızsınlar, önemli değil. Millet için, 81 milyon için doğruysa onu yaparak, en çok istediklerini terk ederek. Ya olmuyor böyle. Böyle olmuyorsa değiştirelim diyerek. Somut burada tam çok özür, biraz önce kalmıştı evet. Ya. Şimdi Fatih'in sorusu şöyle önemli. Şimdi partiler arası ittifak oldu ama HDP dışında kaldı. Olabilir. Siz çünkü adaysınız. HDP'nin de adayı var. Şimdi diyelim ikinci tura kalındı. Sayın Erdoğan ve siz. Şunu yapar mısınız? Bir tane Kürt başkan yardımcısı. Mesela seçime gidiyoruz ikinci tura. Neden olmasın? Kürtler bu memleketin evladı değil mi? Neden olmasın? Yani Kürt olamaz mı yani? Bu ülkede bir Kürt başkan yardımcısı da olur. Başkan da olur. Başkan da olur. Yapacak mısınız? Tabii ki yapacağım. Yani ben bütün kesimleri kapsamak istiyorum. Hatta öyle büyük yetkiler verilmiş ki bu anayasada. Yardımcı sayısı da sınır da yok yani. Sınır da yok. Ben ilk turda kazanacağımı düşünüyorum. Ama neden olmasın? Yani başkan da olur bir Kürt. Başkan yardımcısı da olur. Neden olmasın? Yani neden bir muhafazakar bir kişi benim yanımda başkan yardımcısı olmasın? Ben zaten muhafazakar bir ailenin solcu bir çocuğuyum. Zaten ben, ailem koalisyon zaten. Biz kendimiz koalisyonuz zaten. Neden olmasın Tülay, yani bunlar? Sorun vardı. Şimdi yine bununla ilgili olarak yapacağınız ya da atacağınız somut adımlar konusunda. Mesela Kürtlerin bir ana dilde eğitim talebi var. Bu sürekli gündeme geliyor. Şu anda yaşanan bir kayyum olayı var. Oradaki bütün belediyelerde kayyumlar var. Belki bu defa seçim beyannamelerine koymadılar ama öz yönetim talepleri var. Yani kendi meclisleriyle yönetilsin oranın insanları diyorlar. Daha somut olarak siz bu taleplere ne cevap veriyorsunuz? Ana dilde eğitimi milletvekillerinin, siyasetçilerin tartışmasını doğru bulmuyorum. Gazetecilerin tartışmasını da doğru bulmuyorum. Ana dilde eğitim konusunu tartışmak milletvekillerinin ve gazetecilerin haddine değildir. Pedagogların işidir. Bu konu eğitimcilerin işidir, uzmanların işidir. Önce bir televizyon kanalında aylarca bunun tartışılmasını öneriyorum. Yani buradan sırf reyting yapacaklar diye ya da oy alacaklar diye ben bu ülkenin Kürt çocuklarını heba edemem. Bunu eğitimcilerin tartışmasının doğru olacağını düşünüyorum önce. Doğruysa
Benim bir fikrim var bu konuda. Peşin peşin beyan etmek istemiyorum. Benim bir fikrim var. Aynı zamanda bir öğretmensiniz. Pedagoji eğitimi aldınız. Tabii. Peki pedagoji eğitimi almış bir insan olarak nasıl yapıyorsunuz? O tartışma çok su götürür şimdi. Gereksiz bir tartışma olur. O zamana gelince tartışacağız. Ama ben bir ilke koyuyorum yine ortaya. Yine bir ilke. Yani gazeteciler, siyasetçiler biraz kenara durmalıdır bu konuda. Önce pedagoji eğitimi almış insanlar, dil bilimciler, pedagoji uzmanlar, bu eğitimi almış insanlar önce bir konuşmalıdır. Bunu Kürt de konuşmalıdır, Türk de konuşmalıdır. Namuslu insanlar doğru şeyler söylemelidir. Burada hiçbir şey çıkarmadan, bir milliyetçi damara basmadan, onu şahlandırmadan, doğru çocuklarımız için doğrusu neyse, ben bir öğretmen vicdanıyla konuşayım. Hakkari'deki 15 yaşındaki bir Kürt çocuğuyla Yalova'daki 15 yaşındaki bir Kürt çocuğu arasında bir öğretmenin vicdanında farklılık olabilir mi? Olamaz. Mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Öğretmenler beni çok iyi anlar. Biz çocukların yazılı kağıtlarını okurken isimlerini kapatırdık. Adil olalım, ismini görmeyelim evet. diye. Bu bizim... Hatırlarım. Böyle bir şey olamaz. Hiçbir öğretmen ya da hasta ruhlu değilse, sağlıklıysa, %99'u, 9,9'u böyle bir şey yapmaz. Ben bu ülkenin çocuklarının iyi eğitim almasını isterim. Bunun tartışılmasını isterim. Onun için diyorum bir televizyon kanalını Cumhurbaşkanı olduğumda Allah nasip eder. Bak Ramazan'ın ilk gününü yaşıyoruz. Bütün Müslümanlar bugün ilk oruçlarını açtılar. Allah kabul etsin. Böyle bir günde Allah bana bunu nasip ederse, millet de bana bu yetkiyi verirse bir TRT'nin kanallarından birini buna tahsis edeceğiz. Tartışacağız bunu. Kavga etmeden barış içinde konuşacağız. İşte ezber bozmak bu. Cesur adımlar bu. Korkmadan tartışacağız. Sedat. Çizgi yok. Gel tartışalım kardeşim. Peki. Çözeceğiz. Sedat abi. Gene buradan gidelim. Yani bana göre de Türkiye'nin en önemli meselesi Kürt meselesi. Adını koyarak söylüyorsunuz siz ama geçen dönem iktidar çözüm süreci diye bu Kürt meselesini çözeceği iddiasıyla ortaya çıktı. Ama tablo şuydu, o zaman bu eleştiriyi ben de yapıyordum. Bilmediğiniz bir meseleyi çözmeye kalkarsanız bu noktaya gelirsiniz. Oradaki muhatabiyet de mi sıkıntılıydı? Yani örgütün muhatabı alacaksınız yoksa işte sivil siyasetin mi muhatabı alacaksınız? Oradaki hükümetin tercihlerinde de yanlışlık vardı. Bir, siz Muharrem İnce olarak Kürt meselesini nasıl tarif ediyorsunuz? Ekonomik mi, sosyal mi, siyasal mı? İkincisi, hani çözeceksiniz, şu çözüm yöntemini artık Kürtler çok alınıyorlar. Hani bir tane de Kürt bulunsun. Ya başkan yardımcısı yapalım, ya genel sekreter yapalım. Tabii haklılar, öyle değil tabii. Nasıl çözeceksiniz? Şimdi bakın, bir kere bu sorunu çözmek için ilerici adımlara ihtiyaç var. Çağdaş adımlara ihtiyaç var. Batı demokrasilerindeki gibi cesur adımlara ihtiyaç var. Peki Türkiye'nin en gerici partisi AKP değil mi? Yani Türkiye AK Parti değil mi? Türkiye'nin en gerici partisinden en ilerici çözüm bekliyorsunuz. Bunun olmayacağı buradan belli zaten. Yani demokrasiye inanan birisi var mı partinin başında? Demokrasiyi araç olarak gören birinden demokrasi içerisinde bir çözüm bekliyorsunuz. Zaten baştan olmayacağı bu belli. Yani 2009'un 10 Kasım'ından başka bir gün bulamadın mı da süreci başlatıyorsun? Neden 10 Kasım? Neden 10 Kasım? Dalga mı geçiyorsun yani? Bu Türkiye'de demokrasiye hiç inanmayan bir kişinin başkan olduğu partinin ancak demokrasinin kurallarıyla çözülebilecek olan bir konuyu çözebileceğine inanmak saflıktır. Birincisi bu. İkincisi, Kürt sorunu evet kültürel bir sorundur, ekonomik bir sorundur, siyasal bir sorundur, siyasallaşmış bir sorundur. Hepsi doğru. Ama Kürt sorunu en önemlisi ne biliyor musunuz? Siyasi ahlak sorunudur. Siyasi ahlak sorunudur. İnsanları yıllarca kandırdılar. Gittiler Batman'da, Siirt'te, Hakkari'de, Urfa'da, Diyarbakır'da başka konuştular. Trabzon'a, Edirne'ye, Eskişehir'e geldiğinde başka konuştular. Bence önce buradan başlamak lazım. Yani yapamayacağını söylememek lazım. AKP neden beceremedi?
Neden beceremedi söyleyeyim. Bir, bir kere parlamentoda yapmadı bu işi. İki, milletten gizli yaptı. Görüşen şerefsizdir dedi. Sonra ben gönderdim, görüştüler dedi. Bizim önerimiz şu. Milletin gözünün önünde olsun. Millete yalan söylenmesin. Şeffaf olsun. Taahhüt altına girilmesin. Parlamentoda olsun. Parlamentoda olsun ve yapılamayacak işlerle ilgili söz verilmesin. Bu bizim yaklaşımımızla çözeriz bunu. Yani siyasi ahlak sorunu olarak görürsek kandırılmayacağız. Milletin önünde bak şunları 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 yapıyoruz. Ne diyorsunuz? Yalan söylemeden insanlara. Bunu becerebiliriz. Ha, milletten yetki alarak. Milletten biz böyle yetki bir şey alarak düşünürüz. Millete soracağız. Zaten olay odur. Yani peki, bir anayasanın, yasanın ya da herhangi bir çözümün sürekli olabilmesi için, onun yaşayabilmesi için milletin desteğine ihtiyaç vardır. Tamam. Başka konuya geçelim. Kısa kısa soru, kısa net cevap istiyorum. Bir, seçildiğiniz takdirde o hali kaldıracak mısınız? Net cevap. O hal. Hemen. Hemen kaldırıyor. Hemen. Çünkü o hal, Türkiye'de o hal hiç kimsenin işine yaramadı. Sadece AKP'nin, Erdoğan'ın işine yaradı. Peki. Bu bir. İkincisi, öğretmensiniz. Öğretmenlikten de az önce çıktı. Şimdi çok geliyor sözleşmeli öğretmenlerden ve atama bekleyen öğretmenlerden. 25 bin öğretmen atama sözü verildi. Bu 25 bin atamanın duyurusu bir yıl önce yapıldı. Bu atama daha gerçekleşmedi. Bu atamayla bir yıldır oyalanıyoruz. Bakanlık her yıl 40-50 bin atama yaparken bu sayı az. Ne yapacak Muharrem Bey? Siz ne düşünüyorsunuz? Hemen söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. Polislerde olduğu gibi, evet, öğretmenlerde de 3600 ek katsın gösterge olayını ekledim çözeceğiz. Bunu çözdüğümüzde 200 bin öğretmen emekli olacak. Tahmini 200 bin öğretmen emekli olacak. Artı ikili öğretim yapan okullar var. Evet. Sabahçı öğleci. Evet. Onu çözeceğiz. Tamam. Artı birleştirilmiş sınıflar var. Hı-hı. Bir ve iki bir arada gibi. Hı-hı. Bütün bunları çözdüğümüzde hem öğretmenlerin 3600'ünü çözmüş olacağız. Hem atanamamış öğretmenleri atamış olacağız. Hem de eğitimin niteliğini değiştireceğiz. Bakın bütçemiz aslında eğitime ayırdığımız para fena bir para değil. Yani AK Parti hükümetleri döneminde eğitime ayrılan parayı arttırdılar. Hiçbir itirazım yok buna. Fakat kalite artmadı. Nitelik artmadı. Yani uluslararası sınavlarda öğrencilerimiz dökülüyor. Bakın en başarılı olacağımız alan eğitim olacak. Nasıl başlayacağız onu size söyleyeyim. Eğitime nasıl başlayacağız? Evet. 20 yılda 10 bakan değişti. 5 sınav sistemi değişti. Her gelen reform yaptı. Her gelen reform. Asla ve asla bir siyasi yaklaşımda bulunmayacağız. Dayatmada bulunmayacağız. İdeoloji. Bir yıl. İdeoloji. Evet. İdeoloji ideolojik yok. Bir dayatma olmayacak. Tamam. Bir yıl siyasal uzlaşma öneriyorum. Tüm taraflara. Bir yıl siyasal uzlaşma. Siyasal uzlaşma. Eğitimi tartışacağız. Bir yıl. Bunun içinde kimler olacak? Bunun içinde Cumhuriyet Halk Partililer olacak. Bunun içinde AK Partililer olacak. MHP'liler olacak. HDP'liler olacak. İYİ Partililer olacak. Türkler, Kürtler, Aleviler. Hepsi olacak bunun içinde. Bunu tartışacağız. Eğitimde siyasal uzlaşma olmadan herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Herkes inanacak. Bir çalıştay düzenleyeceksiniz anladığım kadarıyla. Aylarca sürecek. Bir yıl yetmiyorsa iki yıl olacak. Acelemiz yok. Yani her yıl reform yapmaktansa, palavradan reform yapmaktansa siyasal uzlaşmayı gerçekleştireceğiz. Yani Kürt çocuğu diyorsa ki ben ana dilimde eğitim istiyorum, onu tartışacağız. Alevi çocuğu diyorsa ki benim zorunlu din dersinde niye sıkıntıya sokuyorsun diyorsa onu anlayacağız. Muhafazakar diyorsa ki ben çocuğumun din dersinin arttırılmasını istiyorum, onu anlayacağız. Bir başkası diyorsa ki ben çocuğumun iyi matematik okumasını istiyorum, onu anlayacağız. Derdimiz siyasal uzlaşmayı sağlamak. Önce bu uzlaşmayı sağlayacağız. Bu uzlaşmayı sağladıktan sonra hedefim bir yıl. Hedefiniz bir yıl.
Bir yılda bunu başarabileceğimize inanıyorum. Başaramazsak hayata geçirmeyeceğiz. Peki. Uzlaşana kadar. Ücretli öğretmen sistemi var, bu emek sömürüsü. Devlet hiç kimsenin emeğini sömürmemesi gerekiyor. Ücretli öğretmenleri ne yapacağız? Performans sistemine son vereceğiz öğretmene. Ücretli öğretmenlik sistemine son vereceğiz. Peki. Öğretmenlik asli ve sürekli bir iştir. Hı hı. Sözleşmeli olarak yapılamaz. Tamam. Danıştay kararı var, mahkeme Peki. kararı var bu konuda. Ekonomiden anlıyor musunuz? Anlatayım o zaman. Hayır, doları soracağım da. Hayır, anlatacağım. Peki. Şimdi... Ama bunu anlatırken bana 5 dakika müsaade edeceksiniz. Vallahi 5 dakika çok uzun. Bakın tamam. Şimdi beni zorluyorlar burada. Çünkü Hayır, çok sorular beş var diye. 5 dakika bir müsaade edin. Şimdi eğitimden başladık. Eğitimi bunları yapabilmemiz için bize para lazım. Para lazım. O zaman ekonomiye geliyor. Evet. Ekonomiye Peki geliyor. Ekonomiyi nasıl düzelteceksin? Bir, ekonomiyi düzeltmek için de önce yargıyı düzeltmek lazım. Yargı düzelmeden ekonominin düzelmesi mümkün değildir. Hayal görüyor bazıları. Bakın, ekonomi ciddi bir iştir. Binali Yıldırım, dolar yükseliyor dediğinde dolsa ne olur, dolmasa ne olur diyorsa, ekonomi bakanı Zeybekçi, kurların yükselmesini ben takmıyorum diyorsa, Cumhurbaşkanı İngiltere'den daha fazla para piyasalarına müdahale edeceğim diyorsa, dinin siyasallaştığı gibi, eğitimin siyasallaştığı gibi, ekonomi yönetiminin de siyasallaştığını görürüz. Bizim Türkiye ekonomisini kalkındırmamızın basamakları vardır. Bir, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, evrensel kurallar. Fransız bir yatırımcı Türkiye'ye güven duyacak. Diyecek ki, Muharrem İnce Cumhurbaşkanı yargıya baskı yapmaz. Gerekirse kendisi de yargılanır. Örtülü ödenekle ilgili bile hesap verir. Burası bir demokrasi ülkesi. Hukukun üstünlüğü burada işliyor. İşte yabancı yatırımcı buraya gelir. Yabancı yatırımcı buraya gelirse ülkenin ekonomisi ayağa kalkar. Eğitime kaynak aktarırsınız. Oysa şu anda bakın, bir, liyakat sistemi terk edilmiş. İdeolojik saplantılarına takılmış bir cumhurbaşkanı var. Faizlerde diretmesinin nedeni ekonomi bilgisi değildir. İdeolojik saplantılarıdır. Ama bir de dünyanın gerçekleri var. Bu dünyanın gerçeklerinden uzak. Liyakat sahibi ehliyetli kişilerle çalışmayan ve bağımsız ve özerk ekonomik kurullarına müdahale ediyor. Merkez Bankası Başkanı'nı AK Parti Genel Merkezi'ne çağırmak bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlıktır, en büyük yanlıştır. Bakın, Merkez Bankası Başkanı'nı bir siyasi partinin genel merkezine çağırıp bilgi almak, ona talimat vermek, Türkiye'yi küçük düşürmektir. İş adamlarını zora sokmaktır. Doların yükselmesi demektir, euronun yükselmesi demektir. Bu millete yapılabilecek, bugün Türkiye'ye yapılan en büyük kötülük, Merkez Bankası Başkanı'nın AK Parti Genel Merkezi'ne çağrılmasıdır. Böyle bir şey olamaz. Bağımsız olması gereken, özerk olması gereken kurullar, kuruluşlar, kurumlar, bunlar bağımsız olmalıdır, özerk olmalıdır. Siyasallaşmış bir ekonomi yönetimi, ben bunlardan mı öğreneceğim ekonomi yönetimini? Ben bilime inanıyorum, bilime. Bilime inanan bir insan, hukuka inanan bir insan, evrensel değerlere inanan bir insan ülkeyi pekala yönetebilir. Mesela ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne Merkez Bankası Başkanı'nı çağırmam. Piyasalara zarar veririm çünkü, bunu tahmin ederim. Demek ki talimat veriyor olur buna. Bakın, para niye gelsin size? Yabancı para size niye gelsin? Para güvenli bir liman ister. Siz ülkenizin güvenli bir liman olmadığını gösterirseniz, ben cumhurbaşkanıyım, asarım, keserim, her şeyi yaparım, bunları söylerseniz size para gelebilir mi? Bir tane daha örnek verebilir miyim? Son bir örnek olsun. Bakın, Türkiye'yi küçük düşürüyorlar. Size bir olay anlatayım. Nasıl küçük düşürüyorlar anlatayım. Biz Maltepe'de bir büyük miting yaptık, değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu
420 kilometreyi, 430 kilometreyi yürüdü. Olağanüstü bir şeydi, bir eylem, olağanüstü bir eylemdi. Şimdi Maltepe'de bir yürüyüş yaptık. İstanbul valisi o Maltepe mitinginden sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki 170 bin kişi katıldı. Peki bir Fransız oraya kaç kişi katıldığını bilmiyor mu? Bal gibi biliyor. Uydudan bakıyorlar, metrekareye kişi sayısı belli zaten. Bir İngiliz biliyor mu? Biliyor. Bir Alman biliyor mu? Amerikalı biliyor mu? Biliyor. Başkalarının bildiği bir büyüklüğü. Siz sırf kamuoyunuzu kandırabilirsiniz. Siz kendi seçmeninizi kandırabilirsiniz. Fransız'ı kandıramazsınız. Fransız diyor ki, ya orada 1,5 milyon insan vardı. Bunlar 170 bin diyor. 10 kat aşağı söylüyor. Ya diyor ki bunların verdiği ekonomi rakamlarına ben niye inanayım ki? Ekonomiden yalancı bunlar diyor. Ekonomiden devam edelim. Edelim. Evet. Tabii bu Türkiye ölçeğinde ekonominin siyasallaşması, ekonomideki enstrümanların siyasi baskı altında olmasından bahsediyorsunuz ve bu konuşmalarınız, tespitleriniz doğru. Fakat bir de bir gerçek var. Dünyada ciddi bir arayış var ekonomide. İşte biliyorsunuz neoliberalizm rüzgarları esiyor dünyada ve her ülke pozisyon almaya başlıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin 18 milyar dolarlık bir milli hasılasının 18 trilyon dolarlık bir milli hasılasının 5 trilyon doları üretimden geliyor. Gerisi spekülasyondan. Çin bunu altınla karşılık vermeye çalışıyor. Orta Doğu dahil pek çok enerji koridorlarının geçtiği bölgelerdeki aslında restleşmeler de biraz bundan kaynaklanıyor. Bunları okumak anlamında söylüyorum. Siz bu neoliberal ekonomi modeline nasıl bakıyorsunuz? Devletin ekonomideki yeri ne olmalı? İşte şeker fabrikaları satılıyor biliyorsunuz. Çok önemli. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni bir model getirebilecek misiniz? Siyasete başladığınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin 60'lı yıllarda ve 60'ların sonu ve 60'ların ortası ve 70'lerle beraber orta kesim, şehirli orta kesim ve emekçi kesimden yana bir tavrı vardı. Sonra tabii 80'li yıllardan sonra bu daha da azaldı ve orayı tutamadı. Bugün AK Parti'nin belki de 15 yıllık başarısında bunu da görebiliriz. Kıyılarda hapsedilmiş bir siyasal parti olmasının nedenlerinden biri de budur. Nasıl bir arayış getireceksiniz? Nasıl barışacaksınız? Devlet sermaye ilişkisini nasıl yeniden restore edeceksiniz? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Şimdi bakın, Çin'in ekonomisi büyük bir ekonomi değil mi? Büyük bir ekonomi Çin. Peki Çin'in dünyada saygınlığı neden az? Demokrasinin kalitesinden. Çin'de demokrasi olsa dünyadaki saygınlığı o büyük ekonomisini daha da büyütecektir. Saygınlığını büyütecektir. Ekonomisinin büyük olması Çin'in saygınlığını yükseltmiyor. Çin'in saygınlığını hem ekonomisi hem demokrasisi birlikte yükselirse saygınlığı da o zaman yükseliyor. O zaman Türkiye'nin de bunu kendine örnek alması lazım. Yani kamuoyunda bir mitingdeki kalabalıkları bile yanlış bilgi veren bir devlet saygın olamaz. Sizin büyüme rakamlarınız, işte işsizlik rakamlarınız, kimsenin inandığı yok. Niye? Hesaplama yöntemlerini değiştiriyorsunuz. Hep anlattığım basit bir örnek vardır. Yani trafikte kaza yapıyor. Mesela trafik kazalarında ölüm oranı düşmüş AK Parti döneminde. Kaza yapıyor burada. 3 kişi ölüyor. İkisi yaralı. Hastaneye gidiyor. İkisi de hastanede ölüyor. Trafikte ölen kişi sayısı 3 olarak yazılıyor. Diğer ikisi eceliyle ölmüş gibi. Böyle yöntemlerle ya da 10 yıldır işsiz, artık iş müracaatında bulunmuyor, umudunu yitirmiş, artık onu işsiz saymıyorlar, işsizlik rakamını böyle düşürüyorlar. Bu tür Ali Cengiz oyunlarıyla işsizlik rakamlarını, enflasyonu, bunları böyle düşük gösterebilirsiniz. Bunda milletimizin bir kesimini inandırabilirsiniz. Ama dünyayı inandıramazsınız. Dünyada saygın bir ülke olabilmek için, ekonomisi güçlü, üretken, bir üretim ekonomisi kurabilmeniz için, AVM ekonomisinden çıkabilmeniz için, dediğim gibi kurallarınızın birincisi demokrasi ve çağın gerekleri. Bakın birkaç örnek vereyim.
neler yapmalıyız geleceğe dair onları söyleyeyim. Dolar yükseliyor. İşte bugün kaç? 4.47 mi en son? 4.41. Müdahale ettiler herhalde. Evet. Bugün kaçırmış olabiliriz. Müdahale yok. İnceleme altındayız dedi. Kontrol altındayız dedi. 4.41 en son değil mi? Evet. Şimdi bakın. 2017'deki orta vadeli programda diyor ki 2018 sonunda 3.73 olacak diyor. 2018'in sonunda, yani 2017'deki orta vadeli programda 2018'in sonunda 3.73 olacak. 2019'da diyor. 2019'da 3.92 olacak. 2020'de 4.02 olacakmış. Öngörüleri görüyor musunuz? 2020'de 4.02 olacakmış. 2018'in 5. ayındayız. 4.40. Demek ki hesap kitap tutmuyor yani. Ya o zaman ilk siz geldiğinizde nasıl bir müdahale yapacaksınız? Evet, teşhis bu ama. Anlatayım. Seçildiniz. Bakın, ilk müdahale ne olacak? Mesela? Anlatayım. İnsan bakın. Bundan yakınıyor. 10. 5 yıllık kalkınma planı. 2013. 19.06.2013. 2018'de diyor. 10. 5 yıllık kalkınma planında. 2018'de diyor. 1,97 olacak diyor dolar. 1,97. Tutmadı hedefler. Tutmuyor. 4 kat. Evet. Şimdi bu sonra diyor ki bakın sonra diyor ki bizi diyor dolarla diyor terbiye etmek istiyorlar diyor. Sayın Erdoğan çıkıyor. Bizi diyor doların yüksekliğiyle terbiye etmek istiyor. Hayır. Sen onların suç ortağısın. Ya o köprülere dolarla geçişi garantiyi kim verdi? Dolar üzerinden anlaşmayı kim yaptı? Ben mi yaptım? Dolar üzerinden anlaşmayı sen yapıyorsun. Geçmediğin köprünün parasını ödüyoruz. Yatmadığımız hastanenin parasını ödüyoruz. Uçmadığımız uçağın parasını ödüyoruz. Bütün bu anlaşmaları yapıyorsun. Sonra dönüyorsun diyorsun ki bizi dolarla terbiye etmek istiyorlar. Hayır, sen onların suç ortağısın. Hani diyor ya dış mihraklar, dış mihraklar. Onların tam da ortağısın. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu şöyle çözeceğiz. Bakın. Birincisi soygun. Türkiye'deki soygun düzeni. Yağma düzeni. Bunu engelleyeceğiz. Bilimi egemen kılacağız. Kurullara, kurumlara. İnsanları kandırmak için, enflasyonu düşük göstermek için, işsizlik rakamlarını düşük göstermek için Ali Cengiz oyunları yapmayacağız. Gerçek neyse o. Bakın Yunanistan'da hatırlar mısınız? Bizdeki TÜİK gibi bir kurumun başkanı yargılandı ve hapse girdi. Millete yalan söyledin, rakamları yanlış söyledin diye. Türkiye'de Yunanistan gibi bir iflasın eşine gelirse herhalde ilk iş o TÜİK'tekilerden başlanır. Doğruları söyleyelim. Yani ekonomik rakamları Türkiye'de Nisan ayında 1,87 civarında enflasyon var. Sadece Nisan ayında. Gelişmiş ülkelerde %3 enflasyon. 53 milyar dolar cari açık var. %20 genç işsiz var. Allah Allah, öyle bir şeyler anlatıyorlar ki ortalık güllük gülistanmış. Bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunu güven veren bir ülke olduğumuzda bakın emin olun size şunu söyleyeyim. Hiçbir şey yapmasam hukuk devleti, demokrasi, şeffaf hesap verebilir bir cumhurbaşkanı. 24 Haziran akşamı hiçbir şey yapmasam dolar kendiliğinden düşecektir. Güven gelecektir. Para da zaten güvenli bir limanı sever. Kendiliğinden düşecektir zaten. Sayın İnce, az önce dediniz ki bu köprülerden bahsederken... Bu kadar fahiş fiyatlar ve hükümette bunu suç ortağı dediniz. Bu anlaşmaları tekrar gözden geçirme gibi bir durumunuz olacak mı? Bir onu sormak istiyorum. İkincisi ücretlileri... Kimseyi ürkütmeyelim ama tabii ki gözden geçireceğiz bunların hepsini. İhaleleri, tüm ihaleleri mi? Hepsini gözden geçireceğiz tabii ki. Tüm ihaleleri gözden geçireceğiz. Peki ikincisi, ikinci sorum şu olacak. Vergi yükü özellikle ücretlilerin üzerinde... Asgari ücretlilerin üzerinde 35-15 vergi konusunda nasıl bir formülasyonunuz var? Ne yapacaksınız bu konuda? Şimdi bir bakın de, Türkiye'de buyurun. Bir soru daha ekleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu sık sık söylüyordu bunu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan için faizleri yüksek buluyorsun. Kararname yetkim var. Getir meclisten çıkart diyordu. Siz
de eğer seçilirseniz bu kararname yetkisi sizde de olacak. Böyle bir adım atar mısınız? Çok yüksek faizlerden şikayetçiyiz hepimiz. Bakın başından beri söylediğim şey şu. Denetim mekanizmalarını kurmak. Denetim mekanizması. Herkes denetlenebilecek. Bak Türkiye'de bir büyük muammadan söz edeyim size. TOKİ. Kimse bilmiyor mesela. Sayıştay denetimi dışında. Nereden ne harcanıyor? Kimsenin bildiği yok. Kimse denetleyemiyor. Böyle bir düzenin yaşaması mümkün değildir. Yani bankalar %15 ile para toplayıp %12 ile yandaşına kredi verirse o ülke yaşayamaz. Bu ülke yaşayamaz. Ziraat Bankası'nın görevi nedir? Çiftçiyi kalkındırmaktır. Ziraat Bankası'nın medya ile ne alakası var? Medya derken? Yani nasıl kredi verebilir? Ziraat Bankası kredi verdi. Banka bir şey demedi ama o konuda henüz. Nasıl açıklaması yok. Hayır verdi. Bal gibi de biliyoruz onu. Hatta 22 ülkeden para topladı oraya verdi. Onu da biliyoruz. Halk Bankası'nın görevi nedir? KOBİ'lerdir, esnaftır değil mi? Ne işi var bunların başka işlerde? Bunların ne işi var yani? Bir düzene girmesi lazım bunun. Bir ahlakının olması lazım. Ekonominin hem psikolojisi uygun olacak, hem güven ortamı olacak, hem bir ahlakı olacak bunun. Hem de kuralları olacak. Hem de özerkliği ve bağımsızlığı olacak. Bunların hepsi terk edilmiş. Siyasallaşmış bir din, siyasallaşmış bir eğitim, siyasallaşmış bir ordu ve siyasallaşmış bir ekonomi yönetimi. Ordu da öyle. Yani ne işi var Genelkurmay Başkanı'nın aday olur ya da olmaz Abdullah Gül'ün, Sayın Gül'ün evinin bahçesine helikopterle iniyor. Kimsin sen? Ne zannediyorsun kendini? Çak apoletlerini, giy kravatını, gel o zaman aday ol, çık karşımıza. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin durumunu? Her şey siyasallaşıyor. Genelkurmay Başkanı kastediyorsunuz. Evet tabii ki onu kastediyorum. Peki siz geldiğinizde seçilirseniz Genelkurmay Başkanı'yla, mevcut Genelkurmay Başkanı'yla ilişkiniz ne düzeyde olacak? Yani bu sözlere baktıktan sonra... Geçici süreli tabii ki çalışırız çok kısa süreli. Ha görevden alacaksınız. O yapıdaki insanlarla çalışmam mümkün değil benim. İsmail'im bir dakika. Vergi yükü vergi, kısacık. Vergi yükü. Çalışanlar üzerindeki, asgari ücretteki vergi yükünü sordunuz. Evet, tabii bu tercih meselesidir. Yani bu rahmetli Ahmet İsvan bir gün bir şey sormuştu bana. İstanbul Belediye Başkanı'dır biliyorsunuz. Dedi ki bir gün tartışıyoruz. Suya zam yapmak dedi sol dünya görüşüne aykırı mıdır? Bunu tartıştırırdı bize böyle gençleri. İşte aykırıdır diyenler oldu, aykırı değildir diyenler oldu. İşte vergi yüküyle bağlantı kuruyorum. Sonra şuna karar vermiştik. Belki böyle 20'li yaşlardan beri tartışırdık bunu. Eğer suya zam yaptığınızda elde edeceğiniz artı gelirle suyu olmayan mahallelere temiz içme suyu sağlıyorsanız, o insanları sağlıklı içme sularına kavuşturuyorsanız, o evet bir sol eylemdir. Ama o parayı orada değil de makam odanıza harcıyorsanız değildir diye. Şimdi biz dünyaya nereden baktığımızla ilgili, dünya görüşümüzle ilgili alt gelir gruplarının haklarının korunması, gelir adaletsizliğinin azaltılması belki de Türkiye'nin en ciddi problemlerinden birisi bu. Yani birisinin çay içtiği paraya birisi bir ay geçiniyor. Bunun daha fazla sürdürülebilir olması mümkün değildir. Bu alt gelir gruplarının vergi yükünden bunları kurtarabiliriz. Bakın bunu yaparken sanayiciden alalım ona verelim demiyorum. Bir dengesizlik var. Yani Robin Hood değiliz. Alıp ona vermeyeceğiz. Adalet sistemini kuracağız. Yani enerji maliyetlerinden kurtaracağız sanayiyi. Vergi yükünden kurtaracağız. Ama çalışanın hakkını vereceğiz. Nasıl kurtaracağız? Bakın Türkiye'nin gelecek yüzyıla bir vizyon koyması lazım. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bakın çok soru var. Çok soru, haklısınız. Uzun cümleler kurmak istiyorsunuz. Ama biz de çok fazla soru sormak istiyoruz. Evet. Yani bize net cümlelerle böyle çok dallandırmadan, budaklandırmadan mesela Tülay Hanım'ın dediğine net bir cümle.
Ardından bir sorusu daha vardı. Kararnamelerle faizi indirecek misiniz? Net bir cümle yaparsanız biz daha hızlı böyle kararnamelerle faizi indireceğim falan, o zaman yeni bir Erdoğan olurum ben. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey yapmayacağım. Yani o kararnameleri kurulların, kurumların bağımsız, özerk olması için kullanırım. Onlara talimat anlamında kullanmam. O kararnameyle faiz indireceğim derseniz gerek yok. Var öyle birisi zaten. Yani yeni bir Erdoğan'a gerek yok Türkiye'de. Şimdi efendim seçime 39 gün var bugün itibariyle. İki soru birbiriyle bağlantılı. İki kısacık soru. Evet. Şimdi topluma baktığımız zaman bu 16 yıllık iktidarın sonunda işte sizin adaylığınız, CHP'de sizin aday olmanız, Muharrem İnce ismi, Meral Akşener ismi, HDP'nin Selahattin Demirtaş'ı, Saadet'in Temel Karamollaoğlu'nu, işte Doğu Perinçek filan. Uzun yıllardır görmediğimiz bir tablo. Toplumda bunun ben karşılığını görüyorum. Yani bir heyecan olmuş. Şimdi nasıl ki Cumhur İttifakı güçlü bir ittifak. Karşısında da böyle bir muhalefetin eylemselliği ortaya çıkmış. Bağlantılı olarak işte İyi Parti seçime giremeyebilirdi. Sayın Kılıçdaroğlu'na böyle istihbaratlar gitti YSK'dan ve o da 15 milletvekilini yolladı. Bu da demokratik açıdan bir umut verdi insanlara, bir coşku verdi. Şimdi iki soru. Bir, bizim gördüğümüz şu, toplum sandığa gidecek de siz sandığa sahip çıkabilecek misiniz? Bakın bu çok önemli. Çünkü 16 Nisan'da hiç istemediğimiz, hak etmediğimiz bir soru işaretleri ortaya çıktı. İki, bir de bizi izleyenler de şimdi, tabii Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan. Zaten güçlü medya desteği var, iş dünyası desteği var, parasal ve devletsel desteği de var. Şimdi bizi izleyenlerde şöyle bir soru varsa, Erdoğan'ın karşısında ikinci tur hesabı yaparken, mesela diyeyim ki, Muharrem İnce mi, Meral Akşener mi? İkinci tura kim kalacak, kim kalmalı? Bir, ben birinci turda alacağım. Bunu seçileceğim. Buna inanıyorum. Şöyle söyleyeyim, 4 Mayıs'ta adaylığım açıklandığından bu yana çok 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 mesafe aldığımı düşünüyorum. Çok çok. Yani olağanüstü bir mesafe aldığımı görüyorum ben bunu, hissediyorum. Bunun 39 günde yetişeceğini, 50+1'i bulacağına inanıyorum. Bunun olacağını görüyorum, inanıyorum. Ha, olmadı. Olmadı. Hangi seçenekte ne yaparım? Hayır, onu şöyle. İkinci tura kaldı. Evet. Sayın Erdoğan aday. Erdoğan'ın karşısında kim kalsa kazanabilir? Ya da neden İnce olsun da Akşener olmasın mesela? Rakibinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır, yani en kötü olasılıkla biz öyle bir şey olursa Sayın Erdoğan'la kalacağımı düşünüyorum. İkinci tura kalırsa Erdoğan'la kalacağımı düşünüyorum. Ben gerçekçi birisiyimdir. Kamuoyunda gördüğüm odur. Ama ola ki olmadı. Fark etmez. Ben yine arabanın üstüne çıkarım. Meydanlarda yardımcı olurum. Sandık güvenliği vardı. Bakın, fark etmez, Sayın Karamollaoğlu'na da yardımcı olurum. Bu yapı değişmeli Türkiye'de. Yani Sayın Karamollaoğlu kalırsa ikinci tura, ona da yardımcı olurum. Bu yapıyı değiştirmek lazım. Bu yapı Türkiye'yi bir bataklığa doğru sürüklüyor. Ama aynı şeyi onlardan da beklerim tabii ki. Sandık güvenliği vardı İsmail. Sandık güvenliğinde yurttaşlarımızın rahat olmalarını istiyorum. Birincisi, CHP'nin zayıf olduğu bölgelerde Saadet Partisi var, İyi Parti var. Onların zayıf olduğu bölgede işte Demokrat Parti var, CHP var. Bu sefer daha iyi bir şey sağlanacaktır, buna eminim. Ayrıca YSK'da bir yanlış olur mu? Her şey bitti. YSK'da bir yanlış olur mu derseniz hiç merak etmesin yurttaşlarımız. Ben her gittiğim mitingde avukatlarımıza, avukat arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Cübbelerinizi arabanızda gezdirin diyorum. 24'ünde, 24 Haziran'da sabah Yalova'da oyumu kullanacağım. Hemen arabamı atlayıp Ankara'ya gideceğim. Ankara'daki evimde bekleyeceğim. Ola ki bir Ali Cengiz oyununa girişmek isterse Yüksek Seçim Kurulu, bütün avukatları cübbeleriyle birlikte YSK'nın önüne davet edeceğim.
Buna herkes hazır olsun, Türkiye hazır olsun. Öyle bir şey yaptırmayacağız. Asla yaptırmayacağız. Haddini bilecekler. Herkes görevini yapacak. Emir komutayla çalışmayacaklar. Yasaların onlara verdiği hakkı kullanacaklar. Sayın İnce, burada tamamlayan ve tam da yeri gelmişken bir soru sormak istiyorum. Referandumda biliyorsunuz çok tartışıldı oylar. Bu konuşmalarınızdan şunu da anlayabilir miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmalıydı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapmalıydı. Bunu yapmadı. Geçmişe dönmeyelim. Hayır, geleceğe bakalım. Bu demek mi? Siyaset geleceğe bakma işidir. Geçmişi kurcalama işi değildir. Geleceği tasarlama işidir siyaset. Hep diyorum ya işte izin verirseniz bu gelecekle ilgili hayalimi de bir söyleyeyim. Ona geleceğiz o evet. Hayallere geleceğiz ama bu sorudan geçmişten ders aldınız herhalde yani, ki böyle cevap veriyorsunuz. Ben öyle anladım. Siz gazetecisiniz ama ben de siyasetçiyim tabii. Yani nasıl? Ben anlıyorum sizi, siz de beni anlıyorsunuz. Sedat abi. Yine ekonomiye dönelim. Yani solcu kimliğiniz gereği durmadan meseleleri tartışacağız, ortak karar alacağız diyorsunuz. Ama ekonomi bu tartışma süreci götürmeyecek kadar önemli. Hani ekonomistlerden aldığımız emanet cümleyle soruyorum bu soruyu. Şimdi biraz önce söylediğiniz köprülere para ödeniyor, havaalanlarına, hastanelere para ödeniyor. Devlet de durmadan harcıyor. Devletin kasasında da 5 kuruş para olmadığını biliyoruz. 24 Haziran'dan sonra siz ya da adaylardan herhangi bir tanesi, işte Cumhurbaşkanı seçildiği zaman ve Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçildiği zaman çok net bir tablo ortada. Bu matematik zaten. Kemer sıkılacak. Öyle ya da böyle. Ha, siz 3 delik sıkacaksınız, başkaları 2 delik sıkacak. Bir ekonomi kurmay kadronuz var mı? Madem solcusunuz bunu ekip işiyle halledeceksiniz. Burada bizim paylaşmak istediğiniz isimler olabilir mi? İkincisi bir dolaylı vergilerle dönen bir kamu maliyeniz var. Bu konuda ne yapacaksınız? Bunu ek olarak da şeyleri bu köprüleri, havaalanları gözden geçireceğiz dediniz buradaki sözleşmeleri. Bu bir kamulaştırma anlamı taşıyor? Hayır. Kamulaştırma değil. Yapılan sözleşmeleri gözden geçireceğiz. Yani verilen garantiler, şu kadar araç geçecek, bu kadar hasta yatacak, bu kadar yolcu uçacak. Devlette devamlılık var, imzalanmış bitmiş. Yani bunlar gözden geçirilir. Bal gibi de olur bunlar. Tabii ki devlette devamlılık var. Yani Sayın Erdoğan'ın verdiği bazı sözlerin, Türkiye Cumhuriyeti adına verdiği sözlerin beni de bağladığını biliyorum. Yani 2013'ten beri Gazze'ye gideceğim dedi. Gidemedi ama ben Gazze'ye gideceğim Cumhurbaşkanı olursam. Bunların hepsi doğru. Devlette devamlılık var. Bir, israf ekonomisini bırakıp insaf ekonomisine geçeceğiz. Buradan başlayacağız. Yani 750 milyonluk 4 ayda örtülü ödenek kullanılmayacak. Yani 150 araçla gezmeyecek. 7 tane uçağı olmayacak. Sarayın ışıkları kısık olacak. Bir kere şu israfa son vermeye Cumhurbaşkanı kendisi başlayacak. Bu israftan vazgeçerek, bu debdebeden, bu şaşadan vazgeçerek, biraz daha mütevazi bir yaşantıyla, insanlara bunu göstererek, kamuya bunu anlatarak, gerekirse zorlayarak pek çok sorunun çözülebileceğini düşünüyorum. Dolaylı vergiler. Dolaylı vergiler dedi. Dolaylı vergiler. Vergilerin çoğu dolaylı dedi. O vergiler. Aynen öyledir zaten. Yani Türkiye'nin en büyük sorunudur bu. Bu konuda bir reform yapmamız gerekiyor. Ekibin var mı? Şöyle söyleyeyim. Ama çok kısa geçtiniz. Yani mesela benzindeki dolaylı vergi indirecek misiniz? Onu vaat ediyor musunuz? Mazottaki dolaylı vergi indirecek misiniz? Ayın 19'unu bekleyeceksiniz. Ayın 19'unda manifestomu açıklayacağım. Ayın 19'unda Samsun'dan manifestomu açıklayacağım. En ince ayrıntılarına kadar düşünülmüştür hepsi. Siz mi hazırladınız, partice mi hazırladınız? Hayır, parti artı benim dışarıdaki ekibim. Tamam. CHP'nin manifestosu ayrı, benim Cumhurbaşkanı adayı olarak manifestom ayrı olacak. Çelişmiyor mu? Çelişmiyor. Çelişmiyor. Yok. İkisini çakıştırıyoruz birbirine. Kadrolarınız da orada mı olacak efendim? Ekonomi kadrolarınız da orada mı olacak? Benim kendime göre çalıştığım bir ekip var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalıştığı bir ekip var ama ikisi senkronize haldedir. İkisi bir bütündür.
İstediğimiz zaman bir araya geliyoruz, bunları çalışıyoruz. Örneğin çiftçiye mazotu kaç paraya vereceğiz? Kaç paraya vereceksiniz? Var mı? Bir ekip 3 liraya verebiliriz dedi. Partide çalışan arkadaşlar 3 liraya verebiliriz dedi. Evet. Benim çalıştığım, dışarıda çalıştığım arkadaşlar 3,5 liranın altında veremeyiz dedi. Hı. Şu anda arkadaşlarımız uğraşıyorlar. 3 ila 3,5 lira arasında bir paraya vereceğiz. Çiftçiye mazot. Çiftçiye mazot. Demişken, 17 milyar TL'lik bir mazot kullanımı var diyorsunuz. Bunun 10 milyar TL'si vergilere gidiyor. Topyekün çiftçinin bu girdilerinden, mazotundan, gübresinden vesaire tamamen vergileri kaldırmayı düşünüyor musunuz buradan? Yani çünkü kendiniz de bir köy çocuğusunuz. Tamamen Elmalılı olarak. Bakın tamamen yapamayacağımız işleri söylemeyelim. Yani geçen sene Mayıs'ta bir ton buğday 262 dolar. Şimdi 243 dolar. Dolar bazında baktığımızda bu. Geçen sene Mayıs'ta mazot 4,5 lira. Şimdi 5,73. Buğday %11 artmış. Mazot %27 artmış. Hı hı. Yani çiftçi fakirleşmiş. Yani Türkiye'de ton başına 940 liraydı geçen sene. Bu sene şimdi 1050 lira oldu buğday. %11 buğdaydaki artış, %27 mazottaki artış. Anladığım kadarıyla Doğan Bey'in sorusundaki o vergileri, dolaylı vergileri kaldıramayacağınızı. Hayır, hayır. Bakın, bunları anlatacağım hepsini ayrıntılı. Tamam, ama yani cümle o, çünkü gördüğüm nokta şu. Yani bir dakika. Gönül ister ki çiftçiye mazotu 3 liraya değil de 2 liraya verelim. Hmm. Ama bunları gerçekten söylüyorum. Yani kamuoyunda bir inandırıcılıkla ilgili sorunum olmadığını düşünüyorum. Peki. Güvenle ilgili bir sorunum olmadığını düşünüyorum ve buna helal gelsin istemiyorum. Bunun hırpalanmasını istemiyorum ve afaki şeyler söylemek istemiyorum. Peki. Böyle bir ara vereyim. Yani 3 lirayla 3,5 yoksa 2,5 lira derim. Ha, yani en azından mazotu öğrendik. 3-3,5 lira arasında evet. Alacak. Peki, bir ara veriyoruz. Bir reklam aramız var. Ardından geldikten sonra soruyu unutmadım Sedat abi. O soru size soracağım. Siz de cevabını kafanızda netleştirebilirsiniz. Ekibiniz var mı? O soruyu sordu. Hı hı. Belki isim i̇şte vermek isteyebilirsiniz. O manifestoyu kim hazırladı? İsim vermek isteyebilirsiniz. Hayır, belki o da şimdilik vermek istemiyorum. Tamam, sorunun cevabını aldık ama biraz daha deşebiliriz tabii ki. Reklam ardından beraberiz. Tekrar iyi akşamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Acı reçete olacak mı kazandığınız takdirde? Çünkü herkes bir vaatte bulunuyor. İşte kamuda harcamalar yükseldi. Yani bunun vatandaşa yansıması ne? Sedat Bey'in sorusuydu. Acı reçeteye gerek kalmayacak bizim yönetimimizde. Bir kere az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacağız. Harcamadan değil, kazançtan vergi alacağız. Dış politikasından ekonomisine tutarlı bir politika. Yani ayaküstü, radikal, işte sıra dışı, medyatik dış politikamız olmayacak. Bir zam yani, furyası bizi bekliyor mu? Aslında soru o yani. Hayır, bu güveni verebiliriz. Ben seçim akşamı da piyasalara bu güveni vereceğimize inanıyorum. Yani ayaküstü dış politika, medyatik, ey Almanya, ey Amerika diye efelenmeyen, ulusal güvenlik çıkarlarıyla ekonomik çıkarlarını örtüştüren, yani krizlerden uzak, iç politika malzemesi yapmayan, dış politikayı iç politika malzemesi yapmayan, geçmişte doğru yaptığımız şeyleri hatırlayan, yani bugün Amerika Birleşik Devletleri ile bir kriz yaşıyor olabiliriz ama biz Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Kosova'da iyi işler yaptık, Bosna'da iyi işler yaptık. Rusya ile kriz yaşadık uçak düşürme olayında ama soğuk savaş döneminde bile kapıları kapatmadık. İran'la 1635'ten beri kadim bir dostluğumuz var Kasr-ı Şirin'den bu yana. Suriye'de ilkelerimiz belli. Bir, Suriye'nin toprak bütünlüğü. İki, Suriye'de yeni bir anayasa. Şimdi bir dakika, biz ama siz dış politikaya girdiniz. Anlatıyorum, hepsini bir bütün. Ama. Bakın geleceğim. Bunları böyle uygularsak, Suriye'de dışarıda olan Suriyelilerle içeride olanların birlikte bir seçime gitmesi. Bütün dış politikayı böyle uyguladığımızda, vergi düzenini böyle kurduğumuzda, ekonomiyi demokrasiyle içselleştirdiğimizde, iç içe kattığımızda, geleceğe yönelik bir vizyon çizdiğimizde Türkiye güven veren bir ülke olacak ve krizlerden uzaklaşacağız. Bunu böyle yapabiliriz. Yani Erdoğan'la anlaşamadığım yer
anlaşamadığım yer şurası. Demokrasiye olan inançsızlığı onun. Ve sürekli olarak popülizm. Siyasetin içinde bir miktar popülizm var mıdır? Vardır. Mutlaka vardır. Ama ayakları yere basan bir popülizm olmalıdır. Demokrasiniz yoksa ekonominiz güçlü olamaz. Biz güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi, adil bir vergi düzeni, barışçıl bir dış politika, hepsini tarımı örneğin 2006 yılında kanun çıkarttılar. Milli gelirin %1'ini tarımı desteklemeye ayıracaklardı. %5'i geçmedi. Yapmadılar bunu. Yani Türk çiftçisine borçludur Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi Muharrem Bey bakın tamam yani uzun uzun cümleler kuruyorsunuz da ben vatandaş olarak şunu merak ediyorum. 24 Haziran'da siz seçilecek olursanız eğer 25 Haziran'da, 26 Haziran'da veya işte göreve ne zaman başlayacaksınız? Bizi bir zam furyası bekliyor mu, beklemiyor mu? Ben hayır beklemiyor. Ha, beklemiyor. Ha, neden beklemiyor? Net. Bakın şimdi ekonomi ayrı bir kulvar. Demokrasi ayrı bir kulvar, eğitim ayrı bir kulvar, dış politik ayrı bir kulvar değildir. Bunların kesişim kümeleri vardır. Matematik diliyle konuşayım. Bir kesişim kümesi vardır. Yani bir matematik bilen birisi olarak yöneteceğiz bu ülkeyi. Peki. Yani o kesişim kümesinde hareket biz cevabı aldık, zam yok dediniz. Evet. Tamam. Şimdi ben çok kısa soracağım. Bakın birer cümleyle verirseniz evet. Sevinirim. Taşeron sistemi. Kesinlikle son vereceğiz. Özel de dahil mi? Kesinlikle son verecek. Hem kamu hem özelde dahil aynen mi? Aynen öyle. Kesinlikle peki, son verecek. Peki güzel. Bitiyor. Taşeron kalkıyor o zaman diyorsunuz. Af için ne diyorsunuz? Sayın Bahçeli gündeme getirmişti. Hayır af değil adalet lazım ülkeye. Önce adalet lazım. Affa adaleti karşı mısınız şu an? Bakın önce adaleti getirmezseniz hı-hı. Yeni aflar gündeme gelir. Ama somut bir şeyler duymak ister hayır, bir işte kesin. Hayır işte ben bu. Somut bu. Önce adalet. Adalet olmadan affı getirmenin bir anlamı olmaz. Popülizm olur. Hı hı. Yeniden, iki sene sonra yeniden af getirirsiniz. Peki, bedelli çok konuşuluyordu. Sizin düşünceniz ne? Benim gündemimde yok. Sizin gündeminizde yok. Bir de kızabilirler bana. Evet. Şu bugün için yok ama profesyonel ordu neden olmasın? Evet. Profesyonel ordu neden olmasın? Bu tartışılabilir. Ama Türkiye'de devlet okullarında okumuş. 8 ay gitmiş er olarak askerlik yapmış birisi olarak. Kendi çocuğu devlet okullarında okumuş. Ve gidip askerlik yapmış 5,5-6 ay er olarak askerlik yapmış bir çocuğun babası olarak Türkiye'de bu terörle mücadele sorununu çözmeden ben böyle bir şeyi gündeme ben kendim getirmem. Getirmem diyorsun. Şimdi bu kısa cevaplardan bir tanesi de bu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bölünmesi biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi'ne bağlı. Cerrahpaşa Üniversitesi oldu İstanbul. Biz de bu Fox Haber olarak bayağı takip ettik bunu. Cerrahpaşa Üniversitesi'nin öğretim üyelerinin size hazırladığı Sayın Muharrem İnce diye başlayan bir yazı var. Ben kabaca bu yazıyı yani size sadece özünü söyleyeyim. Göreve gelirseniz eğer, Cumhurbaşkanı olursanız, tekrar Cerrahpaşa'yı İstanbul Üniversitesi'ne bağlayacak mısınız derler. Önümüzdeki günlerde ziyaret edeceğim. Arkadaşlarım programlarımı yapıyorlar. Bizzat oraya gidip ziyaret edeceğim. Kesinlikle bölünmemelidir. Kesinlikle. Diğer üniversiteler için de geçerli mi bu? Bakın. Bölünen yani bölünmesi öngörülen. Hepsi için geçerlidir. Üniversiteleri bölmek çözüm değil. Üniversite açmak da çözüm değil. Ama gerçekten üretken bir üniversite mi? Bilimsel özellik var mı? Yaratıcılık ruhu gelişiyor mu? Bunlara bakmamız lazım. Yoksa tabela üniversiteleri açmakla bu işin olmadığını hepimiz biliyoruz. Pek çoğunun yüksek lise olduğunu hepimiz farkındayız. Eğitimi dedim ya işte bir yıl içinde bir siyasi uzlaşmayla bunun içinde üniversiteler de var tabii. Sadece ilk ve orta öğretimi kastetmiyorum. Üniversitelerde var. Ama Cerrahpaşa'yı ziyaret edeceğim. Eğitimle ilgili açıklamalarımı Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültesi'nin önünde detaylı olarak yapacağım önümüzdeki günlerde. Bir dershane hocasısınız aynı zamanda. Dershanelere nasıl bakıyorsunuz? Yani şu anda takviye ediliyordu. Yine bir şekilde kalktı ama yine insanlar yine bir yolunu bulup eğitim merkezlerine gidiyorlar. Mecburiyetten dershane hocası olduk. Şundan dolayı bir geçinemedik devlette. İki, bizi yönetici yapmadılar, müdür yapmadılar, sürdüler. Onun için
güvenlik soruşturmalarında problemler yaşadık. Mecburiyetten bir çıkış yolu için dershanecilik yaptık. Ve siyaset yapmamıza da olanak sağladı o dershanecilik, devlet memuru olmadığımız için. Türkiye'de artık kapatıldı zaten pek çoğu. Yani ders olarak veriyorlar şimdi. Etüt merkezi oldu. Etüt merkezi. Yok, ders olarak veriyorlar. Eğitimin niteliğini yükseltecek her şeye evet deriz. Ama bugün için sorunumuz o değil. Sorunumuz ne biliyor musunuz sorunumuz? Kana kana su içmesi çocuğun. Musluktan su içmesi. Benim çocukluğumdan daha kötü durumdalar. 45 yıl öncesinden daha kötü durumdalar. Ben çocukluğumda ilkokula giderken musluğa açıyordum, dayanıyordum musluğun ağzına, kana kana su içiyordum. Şimdi çocuklar 3 liraya su içiyor okulda. En büyük sorun. Bir şey daha söyleyeyim mi size? Bütün çevremdeki danışmanlar söyleme bunu dedi. Hiçbirini de dinlemedim. Çünkü ben vicdanıma da inanıyorum bir öğretmen olarak. Hayır söyleyeceğim dedim. Söz veriyorum 81 milyona. AK Partili annelere de söz veriyorum. Benim cumhurbaşkanlığımda çocuklarınız okullarda temiz tuvalete girecek. Temiz? Tuvalete girecekler. Temiz tuvalete girecek. Çocuklarımızın en önemli ihtiyaçlarından birisi. Eğitim, dış politika, AK Parti hükümetlerinin, Erdoğan hükümetlerinin en kötü iki alanıdır. İkisini de rezil ettirir. Yani eğitim bir çıkmazdadır şu anda. AK Partili ailelerin çocukları da çıkmazdadır. Bizim gibi ailelerin çocukları da çıkmazdadır. Buradan bir çıkış yolu bulmamız lazım. Çocuklarımızı güvenle göndermemiz lazım. Çocuklarımız sokakta tehdit altında. 17 bin çocuğa yönelik istismar var bir yılda. 17 bin. Bunu engellemeliyiz. Bunlar diyorum ya işte bağıran çağıran bir cumhurbaşkanı değil. Bir onların öğretmen abisi olarak onlara evlatlarım, gençlerim, çocuklarım, yavrularım, öğrencilerim diye seslenerek onları anlayarak, onları biliyorum. Onların nasıl yaşadıklarını biliyorum. Artvin'de 1986 yılında tayinim çıktığında bir gece aşırı kar yağdı. Borçka ilçesindeydim. İmam Hatip Lisesi ve Borçka Lisesi'nde birlikte öğretmenlik yapıyordum. Sabahleyin sınav yapacaktım. Fizik sınavı yapacaktım. Dedim ki yan tarafta kalan çocuklar vardı. Yarım metreye yakın kar yağdı. Gideyim dedim şu çocukları. Bakayım bu gece sınava nasıl hazırlanıyorlar. Yarın sınav yapacağım. Gece saat 10. Gideyim zillerine, kapılarına vurayım. Bu çocuklar nasıl hazırlanıyorlar? Bunu bir göreyim. Ona göre soru sorayım dedim. Bir gittim. İnanır mısınız? Şöyle 3'e 4 bir oda. Odanın her tarafı yatak. 6-7 çocuk odanın içinde. Odanın hemen kapının dibinde bir küçük şey, ördek soba dediğimiz o teneke sobalar. Ve sobaları yanmıyor. Sobaları yanmıyor. Ben de tek maaşlı bir öğretmenim. Ben de geçinemiyorum. Yol parasını anacığımdan istemiştim. Bana yol parası gönderin, Yalova'ya gelemiyorum diye. Torunu görmek istiyorsanız dedim, yol parası gönderin dedim. Ve çocuklara dedim, gelin bakalım dedim. Bir çuval bulduk. Benim odunlarım da dışarıda bir yerdeydi. Bir kulübe vardı, o karda. Bir çuval odun doldurdum onlara. Gidin dedim, sobanızı yakın, ısının. Sabah geldiler, sınavı iptal ettim. Yapmıyorum dedim. Yani bu şartlarda bu çocuklara fizik sınavı yapmıyorum dedim. Bugün bu şartlarda olan pek çok çocuk var. Bunları düzeltmemiz lazım. Bunları geleceğe hazırlamamız lazım. Sayın İnce, benim kısa kısa sorularım dış politikaya ilişkin olacak. Esad'la barışmayı düşünür müsünüz? Esad politikanız ne olacak seçilirseniz? İkincisi, Amerika'nın güney sınırlarımızda bir Kürt devleti kurmak istediğine inanıyor musunuz? Üçüncüsü, özellikle uçak düşürme hadisesinden sonra Rusya ile ilişkilerimiz çok daha ısındı ama Amerika ile ilişkilerimizde gözle görülür bir mesafe var. Bazıları bunu bir güven bunalımı olarak ifade ediyor. Cumhurbaşkanı seçilirseniz yönümüz Rusya ve Avrasya mı olacak yoksa NATO
ve Batı mı olacak? Kesinlikle Batı olacak. Kısa cümle dediniz. Hemen söyleyeyim. Yönümüz Batı olacak. Barışır mısınız? Devletlerin ebedi dostları da ebedi düşmanları da olmaz. Ulusal güvenlik çıkarlarıyla ekonomik çıkarların örtüştüğü noktaya bakarım. Tabii ki barışırım. Suriye ile ilgili bir, toprak bütünlüğü esas olacak. İki, Suriye'de yeni bir anayasa olacak. Suriye'de yaşayanlar ve dışarıya gidenler, mültecilerin oy kullandığı bir seçim. Bunu esas alıyorum. Bir diğeri, efelenmekle dış politikanın olmayacağını. Ve ey Rusya, ey Amerika dediğimiz zaman bunun ekonomik bedellerinin neler olduğunu bilerek. Ey Rusya dedik, S-400 aldık. Ey Amerika dedik, 11 milyar dolarlık uçak. Boeing aldık. Ey Hollanda dedik, petrol ofisini verdik. Ey Almanya dedik, yenilenebilir enerji kaynaklarını verdik. O ihaleyi verdik. Böyle bir politika değil. Bakın dünyada Türkiye'den başka nereli olduğumuzu tartışılan ikinci bir ülke yok. Asyalı mıyız, Avrupalı mıyız? Herkes tartışıyor bizi. Avrupalılar diyor ki siz Asyalısınız, Orta Doğulusunuz. Onlar diyor ki siz Batılısınız. Bunu bir problem yumağı haline getirmektense bunu bir denge unsuru olarak görüp Batı'ya karşı Doğu'nun gücünü, Doğu'ya karşı Batı'nın gücünü kullanabiliriz. Bunları yapabiliriz. Yani diplomasi bu ülkede nasıl ki ekonomi AK Parti genel merkezinde şekillendiyse ve ekonomimiz bundan zarar gördüyse bugün yapılan eylemle dış politika da böyle oldu yıllarca. Bir şey sorayım mı burada? Bir şey sorayım. Monşerler dediler. Bir şey sorayım. Tabii. Net bir soru, net bir cevap verebilir misiniz bilmiyorum. Şimdi Amerika derse ki İran'a ben savaş açtım arkadaş. İran da bizim sınırdaşımız ve Rusya ile birlikte bir süreç yürütülüyor. Siz o zaman nasıl bir tavır alırsınız? Çok kolay canım. Ben söyleyeyim hemen. Buyurun. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı olduğumda 3 ay içerisinde yüksek yargıyı düzenleriz. 3 ayda yasal düzenlemelerle deriz ki dünyaya Sayın Trump deriz. Bak sen benim ülkemde adil bir yargı olduğuna inanmıyordun. Doğru söylüyorsun, ben de inanmıyordum. Ama ben kendimi düzelttim. Adil bir yargım var. Benim bağımsız mahkemelerim var artık. Benden talimat almıyorlar. Bak salona girdiğimde ayağa kalkmıyorlar. Düğme iliklemiyorlar. Yalova'ya erik toplamaya gelmiyorlar. Adil bir yargı var. Fethullah Gülen'i iade et. Fethullah Gülen'i iade et. Etmiyorum derse 24 Aralık'a İncirlik'teki askerleri Noel Bayramı için Amerika'ya göndeririz. Kapatırım İncirlik'i diyorsun. Yani giderler aileleriyle birlikte orada hem müjde olur onlara da. İran'la İran'a işte savaşacağız. Ben size onurlu bir politikadan söz ediyorum. Yani o savaş koşulları ayrı. Savaş koşulları burada konuşulmaz. Hayır ben onu sormuyorum. Yani tamam savaş demeyeyim. İran'a karşı bir söylediğini gerçekleştirirse bakın, Türkiye'nin tavrını sizin yönetiminizde Türkiye'nin tavrını Ben size o zaman İran'daki dengelere bakarız. Yani ben size bir ilkeyi ortaya koydum. Bir örnek koydum. Yeni örnekler çoğaltılabilir. Hı. Yargını düzeltirsin. Dersin ki iade et. Etmiyorsa Noel tatiline gönderirsin ailelerinin yanına. Bir ilkeyi ortaya koyuyorsam diğer bütün örneklerde de böyle olur. Şimdi efendim çok önemli tarihi bir referandum yaptık. Bir yıl geçti üzerinden. Bu bir yılda işte yaşadık, tecrübe ediyoruz. Ve 24 Haziran'da da aslında bunun bir şekilde ya onaylanması, yani resmen yürürlüğe girecek ya da tersine dönecek bu iş. Parlamenter demokratik sisteme dönüş sizin vaadiniz. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu da bunu söylüyor. Şimdi son 2 ya da 3 hafta içinde Sayın Erdoğan'la biz 16 yıldır hiç duymadığımız açıklamaları duymaya başladık. İşte seçimi kaybedersek saygı duyarız. Yok, gibi. İngiltere'de başka bir şey dedi. A, B, C. Tam onu soracaktım efendim. Onu soracak tam onu soracaktım. Evet. Şimdi böyle birkaç açıklama oldu. Arada oğlu Bilal Erdoğan'ın da ya her seçim ilk turda bitmez gibi bir açıklaması oldu ama siz daha sonra bir yanıt verdiniz. Baban konuşsun falan dediniz. Evet. Ama Sayın Erdoğan'ın 3 tane açıklaması oldu böyle peş peşe. Hı hı. Siz şimdi Erdoğan'la bir görüşme yaptınız. Orada ne hissettiniz? Kazanma, kaybetme, yaklaşan seçim. Çünkü bizim görüşümüze göre
her türlü seçeneği değerlendiriyorlar. Ve işte burada tam da şunu sormak istiyorum. Sayın Erdoğan'ın 24 Haziran'a ilişkin bizim A, B, C seçeneklerimiz de var demesi ne demek efendim? Ne oluyor orada? Çok basit. Ben şunu çıkardım İsmail Bey. Yani Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olacak. A seçeneği Güneysu'ya yerleşeceğim. B seçeneği Kısıklı'ya yerleşeceğim. C seçeneği Urla'ya yerleşeceğim demek istedi. Ben onu anladım. Şimdi bakın İsmail'in sorusuna istinaden zaman zaman... Yani emekli Cumhurbaşkanı olarak bu üç yerden birine yerli. Ben öyle okudum. Köşe yazarları diyor ki Sayın Erdoğan kaybedecek olursa iktidarı bırakmaz. Böyle diyenler de var. Yazanlar da var. Farklı farklı gazetelerde. Siz ne düşünüyorsunuz yani? Hayır, tamam Erdoğan gideceğim şey diyor ama. Efendim? Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Neden öyle düşüneyim? Yani ben kendisine söyledim ziyaretimizde. Ne dediniz? Yani Sayın Erdoğan'la görüşürken ben anne tarafından Rizeliyim. Baba tarafından Selanikliyim. Mübadil baba tarafım mübadil. Anne tarafım Rizeli. Takıldım yani bu yanlış bir şey değil. Bu insani bir şey. Dedim ya üzülme. Yani 16 yıl yaptın bırak 5 yılda ben yapayım dedim. Bunları söyledim. Ne dedi Cira size? Dedi ki 16 yıl değil 3,5 yıl oldu dedi. Başbakanlığı niye saymıyorsun dedim. Başbakanlığı saymıyorsunuz dedim. Yok dedi ben Cumhurbaşkanlığını sayıyorum dedi. Öyle şakalaşmalar oldu. Yani bunu açık açık söyledim. Yani sizin dedim emekli bir cumhurbaşkanı olarak sıkıntılarınız olmaz ya. Benim yönettiğim ülkede siz de huzur içinde yaşarsınız. Ne olacak? Yani bu memleketin evladı. Herkes ömrünün sonuna kadar ülkeyi mi yönetecek? Böyle bir şey var. Ben nasıl bırakmıyor yani? Kim Türkiye Cumhuriyeti kimsenin babasının çiftliği değildir. Seçimi kazandığında oturursun. Seçimi kaybettin mi gidersin. Bu kadar basit. Peki bir hesap... Şöyle bir pardon çok özür dilerim. Sorunun aslında iki ihtimali vardı. Yani siyaseti takip edenler şunu biliyorlar. Şimdi bir... Cumhurbaşkanı kim olacak? İki, parlamentoda hangisi çoğunluğu ele geçirecek? Şöyle bir ihtimal de var. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı ama Millet İttifakı çoğunluk. Böyle bir durumda işte KYK'larla yönetirim ya da erken seçime ne diyor? Yurt dışında yaptığı açıklamada diyor ki 7 Haziran'da diyor sistem tıkandı. Ben diyor sistemi açtım. Hani erken seçime götürdüm diyor. Böyle bir seçenek senaryo olabilir mi? Şimdi tabii yine rahmetli Demirel'i hatırlatır bu. Yani doğmamış çocuğa don biçilmez derdi rahmetli Demirel. Ben böyle seçeneklerin olacağını zannetmiyorum. Yani parlamento çoğunluğunun da Cumhurbaşkanlığının da bizim tarafından olacağını düşünüyorum. Bunu öngörüyorum. Sokakta, vatandaşta bunu görüyorum. Bunun üzerine böyle kriz senaryoları yapmak, felaket tellallığı yapmak, İşte kaybederse gitmez. Ne demek gitmez? Nasıl gidiyor? Herkes nasıl gittiyse, Demirel 6 kere nasıl gittiyse, o da bir kere öyle gidecek. Yani Özal nasıl gittiyse, o da öyle gidecek. Herkes gidecek. Yani ben nasıl milletvekilliğinden gittiysem şimdi, bir daha aday olmadığıma göre, o da gidecek. Peki gidecek derken o dönemle bir hesaplaşma veya ne bileyim onu mu soracaktınız? Evet. Yani siz cevabını veriyorsunuz ama biz net olarak anlayamıyoruz. Yani benim ne demek? Fatih devri sabık dediniz. Ben yargıç değilim. Ben yargıç değilim. Ben kimseyi yargılayamam. Erdoğan'la aynı konumda olacağım ben. Erdoğan da yargılanmaya muhtaç olacak. Ben de yargılanmaya muhtaç olacağım. O da yargılanmalı. Açmayı düşündünüz. Eski dosyalar var mı diye sorayım o zaman. O yargının işi. Bakın ben elime geçerse devleti yönetirken şu anda benim elimde var mı dosyalar? Hakim miyim bazı şeylere? Değilim. Ama Cumhurbaşkanı olduğumda hakim olacağım değil mi? Ha, bakacaksınız yani. Ben de bakacağım. İsmail çok önemli bir noktaya değindi. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı çok kısa süre içerisinde 3-4 kez kaybedebiliriz, farklı çekilebiliriz şey dedi. Evet. Ben de dikkatimi çeken tam sizin cephenizden. Siz de alt cümlesi, yani mütemmim cüzü eski değil de sanki devri sabık yaratmak gibi bir niyetim yok mesajını verdiniz. Aynen. Karşı tarafta böyle bir endişe var da bu endişeyi sezinlediniz de bu endişe konusunda bir rahatlatma olarak algılayabilir miyiz bunu? Hayır, ben demokrasi anlayışımı ortaya koydum. Yani hırs, intikam, revanş böyle bir şey peşinde değilim. Ama şunu yapmak istiyorum. Adil bir yargı düzeni. Adil bir yargı düzeni kurduğumuzda
o yargı düzeni Erdoğan'ı da yargılasın, beni de yargılasın. Bunda bir şey yok ki. Ben korkmuyorum ki. Ben yanlış bir şey yapmayacağıma inanıyorum. Yargının beni de yargılamasından korkmuyorum. Ama devleti yönetirken adil bir yargı düzeni kurdun. Erdoğan'ın geçmişteki dönemiyle ilgili eline belgeler geçti. Kuşkularım var, kaygılarım var. Onları yargıya verecek misin? Tabii ki vereceğim. İşte tabii bunu duymak istedik. Tabii ki vereceğim yani. Niye vermeyeyim? Net. Benimle ilgili de, benden sonra da Fatih Portakal Cumhurbaşkanı olursa. Yok, öyle bir niyetim yok. Olursa siz de benimle ilgili elinize geçen belgeleri yargıya vermelisiniz. Ben de yargının karşısına çıkmaktan hiç gocunmamalıyım. Çıkmalıyım, hesabımı vermeliyim. Bunda yanlış bir şey yok. Ben bir gün bir mahkemeye gittim milletvekiliyken. Sayın Yargıç bana oturmamı söyledi. Buyurun dedi. Dedim hayır. Vatandaş geldiğinde nasıl duruyor? Ayakta duruyor, düğmesini ilikliyor. Ben de esas duruşa geçtim. Buyurun dedim, sorularınızı sorun. Size cevap vereyim. Düğmemi ilikledim. Yargıç Cumhurbaşkanı'nın karşısında düğme iliklemez. Ama herkes yargıcın karşısında düğme iliklemelidir. Onlar da görevini adam gibi yapmalıdır. Bunda gocunacak bir şey yok. Sedat Bey. Referandumdan sonra bir partili cumhurbaşkanı dönemine geçtik. Hatta yürütmenin başı pratikte de cumhurbaşkanı oldu. Bir yıl biz bunu izledik. Şimdi cumhurbaşkanlığı sistemine kurumsal olarak geçeceğimizi varsayıyoruz 24 Haziran'dan sonra. Bir yıllık kısım sanki bu cumhurbaşkanlığı sisteminin fragmanı gibiydi. Sonuçta istediği her şeyi yapabilen bir cumhurbaşkanlığı modeli yaşadık son bir yılda. Başbakan atadı, genel başkan atadı. Bu pratiğe baktığımız zaman bugün eğer 16 ay önce alınmış bir erken seçim söz konusuysa bunu başarılı olarak görmek mümkün mü? Bir de sorum şu tabii ki. Biliyoruz Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı çok seviyor ve onu kaybetmek istemiyor. Bu iktidardan 16 ay erkenden vazgeçmesi, yani bunu göze alması, bu riski göze alması, içinde risk barındırıyor sonuç itibariyle. Tek gerekçe olarak işte Meral Akşener ya da İyi Parti'nin varlığından söz ediliyordu. Siz buna katılıyor musunuz? Ekonomik neden mi bu iktidardan 16 ay önce vazgeçme riskini göze almak? Bir de bir yıllık cumhurbaşkanlığı pratiği bundan sonrasına yönelik bir hani sizin cumhurbaşkanlığınız modeli başka olacağını söylüyorsunuz ama belev ki tam tersi olursa nasıl bir Türkiye tablosu çıkarır? Şimdi tabii iktidarı çok seviyor olabilir ama millet sizi sevmiyorsa bırakacaksınız. Kural bu. Neden erken aldılar? Buna sosyal medyada çok dolaşan bir söz. Bence çok güzel bir cevap. İşler iyi gidiyorsa neden erken seçim var? Peki işler kötü gidiyorsa neden memleketi bu hale getirenleri yeniden seçelim? Bu çok güzel bir örnek. Dayanamadılar buna. Dayanamadı. Gerisi gelmeyecekti. Daha büyük felaketler olacaktı. Mecbur kaldılar diye düşünüyorum. Bir diğeri, başından beri siz de hep sordunuz. Bu yeni 24 Haziran'dan sonra hayalim şudur, biliyor musunuz? Hayalimi söyleyeyim size. Bir, en kısa sürede restorasyon sürecini, onarım sürecini tamamlayıp parlamenter sisteme geçip tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak meclisten bir başbakan atayarak Çankaya Köşkü'nde bütün siyasi parti genel başkanlarını bir kriz anında bir masanın etrafında toplayarak saygın, 81 milyonun sevdiği bir bilir kişi, toplumu kucaklaştıran adam, bir ombudsman, bir bilge olmayı çok isterim. Bunu becerebilirsem yeryüzünün en mutlu insanı olurum. Toplumu kucaklayan, felaket anlarında deneyimli bir siyaset adamı olarak yol gösteren, kaşımayan, kavga etmeyen, bana şu soruyu soranlar oldu. Dediler ki, ya sen ikide birde uzlaşma diyorsun, barış diyorsun. Halbuki mecliste çok kavga eden milletvekillerinden birisiydin. Dedim ki doğru. Süleyman Demirel'in başbakanlığıyla cumhurbaşkanlığı aynı mıydı dedim. Türkiye'de solcular Süleyman Demirel'in başbakanlığını beğenmezdi. Ama cumhurbaşkanlığını beğenirlerdi. Daha tarafsız, daha adil davrandığını düşünürlerdi.
Ben de Cumhurbaşkanı olduğumda sıcak siyasetin damarlarımda akmasını istemiyorum. Yani CHP'liliğimi damarlarımda hissedip saldırayım değil. 81 milyonunun sorumluluğunu omuzlarında hissedip herkesi anlamak. Yani başörtülüyü anlamak, muhafazakarı anlamak, Kürt'ü anlamak, Alevi'yi anlamak, marjinali anlamak. Onlara kızmamak. Yani bize çok aykırı gelen insanlar var. Bir gün bana bir muhafazakar şöyle bir şey demişti 99 depreminde. 5 vakit namazında, niyazında bir kişi. Bir daha dedi, bu dedi uzun saçlı küpeli çocuklara dedi, yırtık pantolonlu çocuklara tek kelime etmeyeceğim dedi. Neden dedim? Tuvaletler yoktu Yalova'da depremde. Evlere girilmiyordu. Parklara tuvaletini yapıyordu insanlar. O günlerde İstanbul'dan genç çocuklar, böyle uzun saçlı, kıvırcık saçlı, küpeli, top sakallı, bu çocuklar geldiler o parklarda o pislikleri temizlediler. O muhafazakar abimiz dedi ki bu çocuklara asla bir daha bir laf söylemeyeceğim dedi. Bence felakette barışabiliyorsak barışta haydi haydi barışabiliriz. Bunu sağlayabiliriz. Hayalim bu. Türkiye'de bunu yapmak istiyorum. 24 Haziran'dan sonra siz seçilmeyip de işte parlamentoda AK Parti çoğunluğu gene hani geleceğe yönelik bir yorumda bulunmanızı istiyorum ama parlamentoda AK Parti çoğunluğu, Cumhurbaşkanı da Recep Tayyip Erdoğan. 24 Haziran'dan sonra Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Böyle bir olasılık olursa siz nasıl bir gelecek diyor? Kendinizin seçilmesi halinde neler olacağını anlatıyorsunuz. Evet. Bir de bunu anlatın. Gerginlikler devam edecek. Döviz yükselecek. Kavga devam edecek. Bölünmüşlük devam edecek. Huzuru gelmeyecek. Huzur olmayacak. İnsanlar oh demeyecek. Eski tas eski hamam olacak. Yine belirsizlikler olacak. Yine mutsuzluk olacak. Yine insanlar geleceğe dair ümitlerini yitirecek. Yine parlak çocuklarımız ülkeyi terk edecek. Gidecekler, başka ülkelere yerleşecekler. Bence buna fırsat vermeyecek bu millet. Umutlarını tazeleyecek, umutlarını yeşertecek. Umudun peşinde koşacak bu millet. Ben bunun, bu milletin ferazetine güveniyorum. İyi. Şimdi yani çok kısa soru, yani çok kısa cevaplar rica ediyorum. Şeker fabrikaları, ihaleleri yapıldı. Ne yapacaksınız o şeker fabrikalarını? Erdoğan diyor ya meydanlarda, siz hiç köprü yaptın mı? CHP diyor ya. Erdoğan, Sayın Erdoğan, sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Sen hiç tekel yaptın mı? Sen hiç petkim yaptın mı? Tüpraş yaptın mı? Yani bunları peşkeş çekiyorlar. Alan kişilere sesleniyorum. Güvenmeyin. Baştan söylüyorum. İhaleleri aldıklarına güvenmeyin. Güvenmeyin diyorsunuz. Güvenmeyin. Yani ben size söyleyeyim. İptal edecek. Yasaların bana verdiği, Cumhurbaşkanı olarak bana verdiği bütün yetkileri kullanırım. İptali için bütün yetkileri kullanırım. Şimdi ben söylüyorum. Sonra yandım anam demeyin. Peki. Baştan söylüyorum. Medya. Biliyorsunuz şu anda Türkiye'de sıkışmış bir medya var. Ve insanların çoğu işsiz kalıyor. İşte patronlar angaje oluyorlar. Siz ne kadar eleştiriye tahammül edeceksiniz? Medyada direktif verecek misiniz? Şunu atın, şunu getirin, şunu şöyle yapın. Nedir medyaya bakış açınız? Hayır, karikatürlerimi yayınlayacak insanlar bekliyorum. Onlarla beraber kahvaltı yapmak isterim. Onları evime davet etmek isterim. Ya bak ne de güzel çizmişsin, makara yapmışsın. Onunla, ben de onunla makara yapmak isterim. Onun mizah duygusuyla ben de yarışmak isterim. Kendime güveniyorum bu konuda. Onu mahkemeye vermek yerine... Siz insanları rahat rahat eleştirebilecek mi? Olumsuz anlamda. Kesinlikle eleştirecekler. Bakın şunu söyleyeyim. Yani şunu yazarsam... Pasolik'i niye kaldıracağız diyoruz? Neden? Pasolik'in var olmanın gerekçesi iki tanedir. Bir, yandaşa kaynak aktarmak. İki, stadyumları terbiye etmektir. Protesto edemiyorsun. Benim Cumhurbaşkanlığımda bir yıl sonra maça gideceğim. Muhafazakar insanların olduğu bir, çoğunlukta olduğu bir maça gideceğim. Eğer bir yıl sonra beni orada yuhalıyorlarsa, onları polisiye tedbirlerle susturmak yerine şöyle düşüneceğim. Demek ki yanlış yapıyorum, bunların gönlünü kazanamamışım. Kendime tedbir uygulayayım diyeceğim.
İsmail'e şimdi bakışıyoruz da yani olur mu olmaz mı? Olur aslında. Ya şimdiden söylemek kolay tabii muhalefet değil de geldiğinizde. Ama aslında bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz bizeyiz. Sen neden baktın bana ya? Yani? Şundan baktım. Aslında ne kadar hoşgörülü olduğunu görüyorum bu akşam. Ama işte yani ama muhalefette sahne... şu anda. Ama Muharrem şey Bey muhalefette bak, iktidarda değişir sahnede değişmez bile, mi? Bir şey söyleyeceğim sevgili Fatih. Aslında şimdi bir cumhurbaşkanı adayı var karşımızda. Yani şu bizim durumumuza gösterdiği tolerans ve hoşgörü de aslında onun nasıl bir cumhurbaşkanı olacağını da gösteriyor bence. Hayır. Son derece toleranslı görüyorum ya aslında. Hayır, hayır. Her şey böyle de olacak. Her şeyi sorabilecekler. Biz soracağız, siz yanıtlayacaksınız. Bir fizik öğretmeni edasıyla yapacağım. Evet. Fizik. Ama fizik öğretmenleri sert olur. Sert olur ama mert olur. Şimdi yani şu bakın bir sabır işidir demokrasi. Sabır. Fen bilimleri de bir sabır işidir. Yani fizik eğitimi de bir sabır işidir. Bir yağ damlasının deneyini 12 bin sefer yapmıştır Millikan. 12 bin sefer sonunda bir sonuç söylemiştir. Demokrasi de bir sabır eğitimidir. Yani özgüveni yüksek, eleştirel... Işıklar bile dayanamadı size. Eleştirel düşünen gençler yetiştirmek istiyorsak sabredeceğiz. Eleştirecekler. Beni öğrencilerim çok eleştirirdi. Ya eleştiri açık olacak. Kesinlikle. Medyada şunu çıkart, şunu al, şu medyayı al demeyeceksiniz. Medyaya şunu söyleyeyim. Evet. Dış basının bana gösterdiği ilgiyi Türk basını göstermiyor. Sabahtan beri dış basında randevularımız var. Türkiye'de Fox, Tele 1, Cem TV, Sözcü Gazetesi, Halk TV başka yok. Çağıran yok, davet eden yok. TRT. Gider misiniz? Çağırsalar. Tabii ki giderim. Gidersiniz. O TRT var ya TRT. Bak onu o tekme atana söyledim Yusuf ya. Yerken. Sen ciğerime seni yazdım diye. O TRT'yi ciğerime yazdım. Bakın bu intikam değil. Yerle yeksan edeceğim oradaki yapıyı. Yapmalıyım bunu. Böyle bir adaletsizlik olamaz. Sen benim elektrik faturamdan TRT payı alacaksın. Beni televizyona çıkarmayacaksın. Kimsin sen? Devletin televizyonu burası. Adil bir şekilde yasalar neyi öngörüyorsa anayasaya yazacaksın tarafsız diye. Bu, mesela özel kanallar vermeyebilirler mitinglerimi. İtirazım yok vermesinler. Önümüzdeki hafta kanalların önünde miting yapacağım. Önümüzdeki hafta. Tabii vermesinler. Bugün aradım kendilerini. Evet. Vermezseniz dedim. Kolayı var. Ben insanları televizyonun önüne çağıracağım. İstanbulluları çağıracağım. Kanalların önünde miting yapacağım. Şöyle olacak tabii. Onlar yine vermeyecek. Ama yabancı kanallar bu haberleri, onların o ayık görüntülerini verecek. Şimdi medyadan bir net bir hani Fatih'in söylediği gibi kısa cevap alayım. Radyo Televizyon Üst Kurulu kurulduğunda ilk maddelerden bir tanesi medya patronlarının başka bir işle iştigal etmemesi. Yani başka bir alanda çalışmamasıydı. Göreve gelirseniz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Yani medya patronlarının medyanın dışında başka bir alanda ticaret yapmaları konusunda nasıl bakıyorsunuz? Asla yapamayacaklar. Çünkü dünya yapmamalılar. Gazeteci aileler vardı bizde biliyorsunuz değil mi? Gazeteci aileler gelenekleri vardı. O düzene geri geçeceğiz. Medya meselesinden çok kısa bir şeye geçeceğim. Malum biliyorsunuz bugünlerde dış politikada da bir Filistin meselesi var. İşte Kudüs'te Amerika Birleşik Devletleri elçilik açtı. Batı, Avrupa Birliği, hatta Papa, herkes Rusya buna tepki gösterdi. Başta biz Müslüman ülkeleri buna tepki göstermeye çağırdık. Filistin meselesi sadece Türkiye'de muhafazakar kesimin değil, aynı zamanda Türk solununun da çok yakından takip ettiği, tarihsel gelişim içinde Türk solununun da hassas noktalarından bir tanesidir. Buna nasıl bakıyorsunuz? Orta Doğu'yu nasıl okuyorsunuz şu anda bu Filistin meselesini de eksen alarak? İsrail'in yeniden bölgede bir aktör olduğunu... özellikle Trump yönetiminde, Obama yönetiminden kalan bu Orta Doğu'daki Arap Baharı, işte ılımlı İslam faktörlerinin yavaş yavaş tasfiye edildiğini görüyoruz. Geleceği nasıl görüyorsunuz? Orta Doğu okumanız nasıl? Ama Filistin merkezli. Bir de bir buna ek olarak Cuma günü biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Yeni Kapı Meydanı'nda bir Filistin mitingi düzenliyor, Kudüs mitingi. Bunu herkesi davet etti ama tabii siyasetçileri de çok özne olarak kullanmadı. Herkes gelebilir. Bu konuda size bir davet geldi mi? Gelirse nasıl davranırsınız? Genel bir değerlendirme. Hüseyin Çelik döneminde öğrencilere okullara yazı yazdılar. İsrail mallarını boykot etmeyin dediler.
Ticareti kes diyoruz İsrail'de. Kesmem diyor. Tohum alma İsrail'den. Yok, tohum alacağım diyor. Petrol taşımacılığı var kardeşim. Bak senin yakınların falan filan da var işin içinde. Yapacağım diyor. Mavi Marmara'da 20 milyonu geri ver. Vermem diyor. Ne yapacaksın peki İsrail için? Miting yapacağım diyor. Yani mallarını boykot etmeyeceksin. Tohum almaktan vazgeçmeyeceksin. OECD üyeliğine geri dönüşüne imkan sağlayacaksın. NATO tatbikatlarına girişine imkan sağlayacaksın. Mavi Marmara'da 20 milyonu geri vermeyeceksin. Sonra diyeceksin ki ben miting yapacağım. Senin yaptığın miting Filistin için yapılmış bir miting değil. Kendi geleceğin için yapıyorsun. Kendi siyasi çıkarların için yapıyorsun. Ben geçen gün nerede bir mitingde söyledim. Dedim ki ya bu konuda bir dik dur. Dik dur, senin yanında olalım. Yani dik dur derken burada neyi istiyorum ben? Ne dedi Mavi Marmara'dakiler için? Oradaki can yaşamlarını yitiren kardeşlerimiz var. Ne dedi? Bana mı sordunuz giderken dedi. Baştan ne diyordu, sonra ne dedi? Moderatöre dedim, hikayesini unutmayalım. İsrail bir terör devletidir dedi. Sonra İsrail'e ihtiyacımız var dedi. İlişkileri neden kesmiyorsun dediğimizde. Yani bir kof kabadayılık ortada. Böyle olmayacaksa yanında duralım. Ben hazırım. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten Sayın Erdoğan'dır. Yanında durmaya hazırım ama bir kof kabadayılık. Mavi Marmara'da olduğu gibi bir U dönüşü yapacaksa yokum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Filistin politikası vardı. Az önce siz de Türk solunun da yakından ilgilendiği dediniz. Ben o hikayelerle büyüdüm, biliyorum ben onu. Abilerimizden bunları ben çok dinledim. Yolda giderken trenden atlayıp bacaklarını kıranlara kadar bizzat birinci ağızdan dinledim. Yaşım ona müsait. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Filistin politikası vardı. Hangi parti iktidar olursa olsun o devam ederdi. Bunu yerle yeksan ettiler. Diplomatları aşağıladılar. Monşer dediler, şunu dediler, bunu dediler. Yani inandırıcılığı yok. İsrail'le ilgili konular seçime yakın gündeme geldiğinde bazen şöyle düşünüyorum, biliyor musunuz? Ya bu İsrail'le Amerika Birleşik Devletleri Erdoğan'dan çok memnun galiba diyor. Bunun gitmesini istemiyorlar. Seçime yakın mutlaka bir İsrail bombası var. Bilin ki ne zaman Türkiye'nin gündeminde İsrail varsa arkasında geri planda başka bir şeyler çıkıyor. Acaba bu aralar yine bir gizli anlaşma falan mı yapıyorlar diyorum. Gizli anlaşmaları gel iptal edelim, etmiyor. Etmiyor. Olan oradaki yoksul Müslümanlar oluyor. Küçücük çocuklar yaşamını yitiriyor. Üzülüyorum. Müslümanların, o insanlar orada niye ölüyor? Birleşmiş Milletler kararlarına uydukları için ölüyorlar. Birleşmiş Milletler kararı ne diyor? Kudüs'ün statüsü değiştirilemez diyor. Oradaki Müslümanlar da diyor ki Birleşmiş Milletler kararı var kardeşim. Sen buranın statüsünü değiştiremezsin. Hatta şöyle diyor tam, statüsü ve karakteri değiştirilemez. Amerika ve İsrail Kudüs'ün statüsü ve karakterini değiştiriyor. Filistinli Müslüman da buna karşı çıkıyor. Yani Filistinli Müslümanların yaptığı iş doğrudur. Birleşmiş Milletler kararlarına uymaktır. Onun için yaşamlarını yitiriyorlar. Yani bu konuyu mitinglerle çözmek yerine bu konuyu gelsin Erdoğan örneğin bir televizyon kanalında ne yap? Yani miting, biz de gideriz mitinge, sorun değil. Mitingde gaz almak, tabanı ateşlemek, AK Parti tabanını uyandırmak, oyları arttırmak. Bu işleri bırakalım artık. Bak orada Müslümanlar ölüyor. Yazıktır, günahtır. Bu mübarek Ramazan ayında Müslümanlar orada yaşamını yitiriyor. Türkiye'de Erdoğan oy peşine düşmüş. Bunu bırakalım. Gelsin bir televizyon kanalına. Sizin ya da onun önereceği bir kanala İsrail'i, Filistin'i, Suriye'yi tartışalım. Şimdi son bir 6 dakikamız var. Efendim mitingden mitinge geçiş yapalım. Gece mitingi yapacağız demiştiniz. Yapacak mısınız? Ne zaman yapacaksınız? Bir de şunu sormak istiyorum. Üniversite diplomamı göstereceğim. Okulumun önünde dediniz. Buna niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Kıskananlar çatlasın.
Yani ben transkripti göstereceğim. Yani 8 dönem okuduğumu. 8 bak, dönem mi okudunuz? 4 yıl yani. Ha tamam, evet. Şimdi bakın, diploma kaybolabilir. Diploma önemli değil. Transkript önemlidir. Yani okul kaç yıl onu öğrenmek istiyor. Okul kaç yıl? 1-2 yıl mı? 3 yıl mı? 4 yıl mı? Bunu bir görelim. Bu nasıl çıkar? 4 yılsa yılda 2 dönem olduğuna göre 8 dönem. 8 dönem. Birinci dönemde hangi dersleri aldın? Nereden mezunsunuz Fatih Bey? İstanbul Üniversitesi İşletme. 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 Kaç yıl okul? 4 yıl. Yani ben biraz tembel. 4 yıl. Hayır. Sonuçta yine 4 evet, 4 yani, yıl yani. Mezun oldum yani. Kaç yılda mezun olduğun önemli yani, değil. Diplomam da var, transkribim de hayır, var. Hayır. Sonunda 8 dönemlik bir evet, okulu evet, bitirdiniz. Evet, orada doğru. Yazılı. Doğru. Birinci dönem. İşte temel işletme neyse evet. Dersiniz artık bilmiyorum. Evet. İşte İngilizce, ekonometri tamam. Yazıyor. Diyor ki 58 ile geçti. İkinci dönem, üçüncü dönem, dördüncü dönem, 8 dönemlik bir liste var. Bunu koyarsan ortaya diploma olmasa da olur. Diploma kaybolabilir, problem değil diploma. Ama bu transkrip Marmara Üniversitesi rektörünün de görevidir bu. Bunu ortaya koyması lazım. Ben bunu istiyorum. Başka bir şey gece istemiyorum. Mitingleri. Gece mitingleri? Ne zaman yapacaksınız? O arkadaşlarım planlıyorlar. Yarın gün, o kadar böyle şaşırdım ki bugün yarın sabahtan beri. Yarın Perşembe. Yarın Amasya Çorum. Oradayım. O hal var ama vermeyebilirler belki. Güvenlik gerekçesiyle. Ha yok canım. Yarın Amasya'da mıyım? İyi tamam, siz onu düşünün. Ya, tabii. İsmail sorusunu sorsun. Amasya Çorum, sırayla söyleyeyim. Amasya Çorum, Kırklareli, Tekirdağ ve evet. 19 Mayıs'ta Samsun'dayım. Peki. Şimdi bir tane benim söz verdiğim, Çalar Saat'te söz verdiğim bütün adaylara soracağım bir soru var. Ama ondan önce, şimdi biraz önce medyadan bahsetmiştiniz ya, sevgili İsmail izliyoruz diyor, Gezegen Mehmet işte radyosundan bahsediyor, Kral FM'e davet ediyorum açık açık diyor. Onu buradan duyurmuş olalım. Hani başka bir grupta ama olsun, çok izlenen bir kanalı, radyosu var. Bir başkası beni ilgilendiriyor efendim. Ben çünkü biliyorsunuz sabahları çok erken kalkıp Çalar Saat programı yapıyorum. Şimdi gelecek yılda bu kış saati uygulamasının, bu mantıksız uygulamanın kalkmasını istiyorum. Çok sayıda soru geliyor. Anneler, babalar öyle perişan. Değil. Ben de gelecek sezonumu da şimdiden planlayayım. Cumhurbaşkanı adayına bunu bir sormak istiyorum. Çünkü o bir saat efendim bakın. 7.30'da, 8.30'da burası daha zifiri karanlık oluyor. O kadar sendikalara sordum, mühendislere. Hiç kimse bana daha mantıklı bir açıklama yapmadı. Bu konuyu aktarmış olayım. Hani Cumhurbaşkanı adayısınız. Teşekkür ederim. Ama asıl sorumu soracağım bir tane sorum. Şöyle, şunu bir açıklayayım. Tekme atan, Soma'da tekme atan kişi, seni ciğerime yazdım, o hesabı mutlaka soracağım dedikten 2 saat sonra özür tweet'i attı. Kişisel talepler başladı. İsmail Bey siz de kış saatini sorduğunuza göre siz de inanıyorsunuz buna. Teşekkür ederim. Yani bu halkta bir inanma var. Çözeceğiz o sorunu da merak etmeyin. Tamam. Şimdi efendim size ve bütün adaylara burada soracağım soru şu. Siz Cumhurbaşkanı olursanız partiniz veya ittifak, Millet İttifakı iktidara gelirse FETÖ ile nasıl mücadele edeceksiniz? Geçen hafta çünkü bu konuda yazılar vardı. İktidara yakın gazetedeki meslektaşlarım hep onu soruyorlardı. Sizin veya diğer muhalefetteki adayların FETÖ ile mücadelesi. Şimdi bunu yani, sormak şimdi istiyorum. Cevap vermeyin çünkü reklama gidelim dediler. Peki. Soruyu aldık. Döndükten sonra bu sorunun cevabıyla karşınızda olacağız. Bir reklam arası veriyoruz. Tekrar iyi akşamlar. İsmail'in sorusu netti. FETÖ terör örgütüyle nasıl mücadele edeceksiniz? Nasıl mücadele edeceksiniz? İki büyük mücadelem olacak. İki büyük mücadelemiz olacak. Bunlardan birisi terör örgütleri. İster FETÖ, ister PKK, ister IŞİD ya da diğerleri. Hangisi olursa olsun. Bunlar ya da bunların uluslararası bağlantıları. Kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. En kararlı bir şekilde. Bakın FETÖ ile mücadele etmek başka bir şey, mağdur yaratmak başka bir şeydir. Bu ikisini birbirinden ayıralım. Bir insanı bir okulda çalışıyordu. Çalışan bir hizmetliği, bir öğretmeni. Bankasya'da parası var diye bir memuru. İşten atmışsınız.
Ne diye işten atıyorsunuz bunu? Bunu ne diye işten atıyorsunuz? Oraya para yatırdı. Orada çalıştı. Teröristse bu, işten atmak yetmez. Hapse atmanız lazım. Suçluysa, bir mahkeme kararı varsa, oraya hapse atmanız lazım mahkeme kararıyla. Peki sadece işten atıp başka işe girmesini engelliyorsanız, bu kişi eline silah almamışsa, bir terör faaliyetine girişmemişse, yani sizin kandırılma hakkınız var da devleti yöneten olarak, bir öğretmenin kandırılma hakkı yok mu? Bu doğru değil. Ama o gece, 15 Temmuz gecesi halka ateş açan, darbe gerçekleştirmek isteyen, ona finansal kaynak sağlayan, onlara en acımasız şekilde mücadele edelim. Ama garibanları yakmayalım. Erin ne günahı var? Hepimiz askerlik yaptık. Erin ne günahı var? Komutan bize ne derse onu yapardık, öyle değil miydi? Hepimiz askerde böyleydik. Askeri öğrenci, er, sıradan bir memur, bunlar ayrı düşünülmelidir. Komuta kademesinde olanlar, bu işe finans sağlayanlar, bu işe örgüt yapısı için lojistik destek sağlayanlar, bunu bilenler, yönetenler, bunlar başka bir şey. Sıradan insanların davranışları başka bir şey. Bakın ben size sıkı durun. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde açıklarım. Milat olarak neyi aldılar? 17-25. 17-25'i. 17-25'ten sonra FETÖ'ye devlet ekonomik destek sağladı. Bunun nasıl? Belgesini açıklayacağım. FETÖ'ye? Ekonomik destek sağladı. Trilyonlar. Nasıl yap? FETÖ'cü yapılara. Bu önemli bir şey. 17-25'ten sonra. Bunun belgesi olmaz ki. Var belgesi, olmaz mı? Nasıl bir belgesi? Var, belgesi var. Önümüzdeki günlerde açıklayacağım. 17-25 sonrası. 17-25'ten sonra. Evet. Bugün kapatılan, evet, FETÖ'cü diye kapatılan okullara, evet, nasıl devlet tarafından yardım edildiğini. Bakanlıklar, ilgili bakanlıklar. Evet, bakanlıklarıyla. Bunun belgesini açıklayacağım. Bir hafta 10 gün içinde açıklarım. Yani bir yandan siz gariban bir hizmetliği açlığa mahkum edeceksiniz. 17-25'ten sonra kapattığınız, FETÖ'cü diye kapattığınız okullara devlet eliyle yardım edeceksiniz. O zaman o bakanı da dışarıya atacaksınız. Belge yanınızdaysa şimdi açıklayabilirim. Hayır, açıklayacağım, onun zamanı var. Biraz neden tartışılsın? Öyle mi? Evet. Peki şu anda tarih var mı, açıklama tarihiniz? Ya bir hafta 10 gün içinde açıklarım. Yani net bir tarih? Yani çok bir hafta. İsmail, bir hafta diyelim. Askeri okulları açar mısınız yeniden? Kapattılar. Kuleli, ışıklar. Şimdi ben öğretmenim, fizik öğretmeniyim. Fiziğin nasıl yapılacağını biliyorum. Ama askeri eğitim almadım. Bunu tartışmadım henüz. Böyle bir ihtiyaç varsa bu yapılabilir. Neden yapılmasın? Yani askeriye darbe yapmak istedi. Onun için askeri okulları kapatıyorum. Hakimler de FETÖ'cüydü. Hukuk fakültelerini niye kapatmıyoruz? Böyle bir kafa sakat bir kafadır. Yani bu doğru bir bakış açısı değildir. Polisin içinde de var FETÖ'cü. Eğitim fakültelerini de kapatalım o zaman. FETÖ'cü öğretmen de var. Askeriyenin içinde FETÖ'cüler var diye askeri okulları kapatmak bir çözüm değildir. Yani hakimler, 4500 hakim savcıyı görevden atmışsınız FETÖ'cü diye. O zaman hukuk fakültelerini de mi kapatacaksınız? Bakın, devletten FETÖ'cüleri ayıklayacağım demek, bataklıkta sivrisinekleri tek tek yakalayıp öldürmektir. Doğrusu o değildir. Doğrusu liyakat sistemini kurmaktır. Yani FETÖ gider, başka bir tarikat gelir onun yerine. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Siz devlette, kamuda yükselmeyi liyakat esasına göre yaparsanız, objektif kurallara göre yaparsanız, yani bilirse kişi çalıştığı zaman genel müdür olacağını, kaymakam olacağını, müsteşar olacağını, bunlara inanırsa ve kurallarınız herkes tarafından kabul görürse, FETÖ'cü ayıklamanıza gerek kalmaz. Ha, öyle yapmazsanız bizim gibi düşünen olsun, pantolonun paçası bol olsun, bıyığı sünnete uygun olsun, şu tarikata bağlı olsun gibi kriterler koyarsanız başınız beladan hiç kurtulmaz. Yeni FETÖ'ler çıkar.
Yapıyorlarmış yani. Yani yeni yapıyorlar tabii ki. Hepimiz biliyoruz bunu yani. Hepimiz biliyoruz hangi bakanlıkta kimin etkin olduğunu, nasıl yaptığını hepimiz biliyoruz. Yani, somut söyleyebiliyorsanız somut söyleyin. Sağlık Bakanlığı'nda ne olduğunu herkes biliyor bence. Ne var? Yani ne var Sağlık Bakanlığı'nda? Yani herkesin bildiğini... Ben bilmiyorum mesela. Biliyorsunuz ya. Bal gibi de biliyorsunuz yani. Sağlık Bakanlığı da yine bir cemaatin, bir tarikatın elinde. Bu kadar basit. Buyurunuz. Liyakat yok yani. Biraz önce siz de cümlenin içinde kullandınız. Oradan sormaya başladım. 17-25 Aralık bir milat mı? Ya da size göre 17-25 Aralık ne? Buna bağlı olarak da anne tarafından Rizeli olduğumuzu söylediniz. Ben anne baba tarafından Rizeliyim. O yüzden mesajlar geliyor durmadan çay taban fiyatı. Rizeli olmanız bir de mal varlığınızın içindeki bir detayı ilişkilendirerek soracağım. Belki hani o coğrafya için çok normal ama silah, 3 tane tabancanız olduğunu söylüyorsunuz. Ben örneğin kişisel olarak bireysel silahlanmaya karşıyım. Siz o silahları niye edindiniz ve bireysel silahlanma konusunda ne düşünüyorsunuz? Buna bağlı olarak da bir eğitim anlattınız ama YÖK'e değinmediniz. Bu konulara kısa kısa. Eğitimi anlatmadım, kısaca değindim. Eğitimle ilgili açıklamalarımı Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültesi'nin önünde ayrıntılı olarak yapacağımı söyledim. Orasının özel bir şeyi var mı? Mezun olduğum okul. Ve Türkiye'nin en köklü okulların, öğretmen okullarından birisi. Tamam. Şimdi 17-25 milat olamaz. Yani herkes kafasına göre bir milat yapamaz. Bu doğru değil. Hukuki değil. Hangi gerekçeyle? Yani FETÖ'yle ortak olacaksınız. Beraber üniversite kuracaksınız. Beraber orduya kumpas kuracaksınız. Beraber ihanet edeceksiniz Türkiye'ye. O zaman bir şey yok. Ama FETÖ size ihanet edince milat alacaksınız. Öyle ama yok. Gidebildiği yere kadar gidecek. İkincisi bu. Üçüncüsü, evet doğru. Ben o silahları yazmayabilirdim de orada. Hiç kimsenin de ruhu duymazdı. Böyle bir tepki alacağımı da biliyordum. Ama ben bu millete yalan söylemeyeceğim. Neyse o, doğruyu bilecek. Yalova'da bir köyde yaşıyorum ben. Güvenliği olan bir site değil. Karşı tarafı dağ. Orada tek başıma kaldığım geceler oluyor. Ben buna bu süreçte mecburum. Benim evimde silah olmaya mecbur. Başka türlü güvenliğimi sağlayamam. Ama Cumhurbaşkanı olduğumda, seçildiğimde onları iade edeceğim. Yok. Yok. Açıklamayı orada yapacağım dedim ya, ayrıntılı olarak. Tamam. Yani Cumhurbaşkanı, şu anda mecburum öyle yaşamaya. Başka türlü orada yaşayamam. Toplumun gözü önünde birisiyim. Yani bir köyün dışında açık bir arazide, tamam, güvenliği olmayan bir köy evinde yaşarken bunu yapmaya mecburum. Mecburum dediniz. Tamam. Ama Cumhurbaşkanı olduğumda onları iade edeceğim. Peki, zaten. Peki. Çay taban fiyatı? Onu Rize'de konuştuk geçen gün. Peki genç nüfus arasındaki işsizlik %20. 20 evet. Siz dediniz ki gençlere de 500 lira para vereceğim. Bu para vermekle çözülmüyor gençlerin işsizlik sorunu. Siz bu genç nüfustaki oranı, işsizlik oranı nasıl aşağı düşüreceksiniz? Tabii ben, birkaç dakikamız kaldı. Ne kadar özetlersiniz? 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de evet, Cumhuriyet bursu dediniz derken onların sorunlarını o 5'er 100 lirayla çözülemeyeceğini bilecek kadar deneyimli bir siyasetçiyim. Evet. Onlara aidiyet duygusu için, bakın 19 Mayıs ve 29 Ekim ruhu için, bu cumhuriyete bağlılıkları için Türkiye Cumhuriyeti verecek o parayı. Ben vermeyeceğim. Milletin vergilerinden vereceğiz o parayı. Gençlere gelecek vaat ederken önümüzdeki 4 yılda 16 yeni meslek türeyecek. Gençlere bunu anlatacağız. Yani ben Endüstri 4.0 dediğimde, Endüstri 4.0 işsizliği de doğuracak. Ne diyorsun sen diyorlar bana. Ben onun farkındayım. Evet, böyle bir kaygım var benim de. Ama çağa uydurmalıyız. O yeni meslekleri tanıtmalıyız gençlere. Kısa vadede nasıl bir istihdama yönelteceksiniz gençleri? O genç, işsiz olan genç nüfusa nasıl iş sağlayacaksınız? Bakın, bir kısa vadeli programlarımız olacak. Bir de uzun vadeli programlarımız olacak. Çin atasözünü hatırlatırım. Yani bir yıl sonrayı düşünüyorsanız pirinç yetiştirin. 10 yıl sonrayı düşünüyorsanız orman yetiştirin. 100 yıl sonrayı düşünüyorsanız insan yetiştirin diye.
Hiç unutmam, bir İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın bir gazetede röportajı vardı. Belki 20 yıl önce. Benim devlet yönetmedeki düsturlarımdan birisidir o. Şöyle diyor, 60 yıl diyor Batı'nın tazyikine karşı koyabilirsek 300 yıl rahat ederiz diyor. Yani 300 yıl sonrasını planlamak. Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelini devreye sokmadığımız sürece %130'unu karşılayabiliyoruz. Yani tükettiğimiz 100, üretebileceğimiz potansiyelimiz 130. Bunu devreye sokmadığımız sürece Türkiye hep enerji sorunlarını yaşayacaktır. Güneş enerjisinde problem ne? Depolayabilmek, bataryalar. İşte ben bu ülkenin Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda bu ülkede her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Bu çocuklar güneş enerjisi konusunda... İş Muharrem Bey, iş. İşte bunlar iş yaratacak. Enerjiyi hallettiğinizde, yani enerjiyi hallettiğinizde yeni iş olanakları. Bu zaten kendiliğinden doğacak. Siz yoksa AVM'lerde işlerken AVM'lerde asgari ücretle kasiyer olacaksınız demiyorum ben onlara. Bir gelecek ufku çiziyorum. Enerji problemini güneş enerjisiyle çözeceğiz. Siz yurt dışına gideceksiniz, eğitim alacaksınız. Bu Türkiye'deki sanayiyi etkileyecek, sanayiyi değiştirecek. Yeni iş olanakları, yeni meslekler bu şekilde olacak hep birlikte. Son soru alalım Doğan Bey, ondan sonra ben da kapatalım. Bütün bu konu başlıklarından biraz kadın konusunu ele alalım. Tamam, son çünkü son 5 dakika. Buradan kadına şiddet konusu ülkenin en temel meselelerinden bir tanesi. Ve bir türlü de önlenemiyor. İşte bizim bültenlerimizde gün geçmiyor ki yeni bir şey olsun. Çok yeni bir şeyiniz var mı bu kadına şiddet konusunda? Yeni bir çözümünüz var mı? Ekibinizle çalıştığınızı söylediniz. 19 Mayıs'ta Samsun'da manifestonuzu ilan edeceksiniz. En azından bu kadın konusunda buradan bizi milyonlarca insan izliyor ve milyonlarca kadın izliyor. Ne diyeceksiniz onlara? Bir ek yapabilir miyim? Tam bu çok önemli bir soru. Milletvekili aday listelerinde sizin dahliniz var mı efendim, partinizin? Siz şimdi Cumhurbaşkanı adayısınız. Şundan dolayı soruyorum, genel yönetmenimin bu sorusuna. Kadın milletvekili adayları seçilebilecek yerde en azından böyle %40-50 kadın milletvekili olması konusunda partinizle de konuşuyor musunuz? Hayır, ben milletvekili listeleri konusunda Sayın Genel Başkan'la sohbetlerimiz oldu. Ama ayrıntılı bir şekilde beni doğrudan ilgilendiren bir konu değil bu. Parti yönetiminin işi. Konuşmalarımız oldu mu? Tabii ki oldu. Yine olacak. Yani bazı arkadaşlarımın yeniden seçilmesi için bunları istiyorum tarzından. Bu doğrusudur. Partinin, ülkenin menfaati açısından. Oldu mu? Oldu. Olacak mı? Olacak. Ama beni doğrudan ilgilendiren bir şey değil. Bunu söyleyeyim. Evet, çocukların ve kadınların toplumda yaşadığı bu zorluklar, her gün gazetelerin o malum sayfalarını açmak bile istemiyoruz. Bununla ilgili belki de devletin yapamadığı önlemleri bence sosyal medya yaptı. Büyük başarıları var bu konuda. Yani kişilerin kendi videoları çekip koyarak, onları afişe ederek, belki de devletin yapamadığını yaptı. Sosyal medyanın çok büyük katkısı var. Bunun bir nebze olsun geriletilmesinde. Çok ciddi önlemler alabiliriz. Almalıyız. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir süre kalmıştım. Orada fark etmiştim onu. Çok hassaslardı bu konuda. Birkaç konuda çok hassaslardı. Bir, bu konuda hassaslardı. İki, sigara konusunda hassaslardı. Ve bir üçüncüsü de güvenlik konusunda hassaslardı. Bu şeyden sonra, 11 Eylül olayından sonra 600 bin kişiyi güvenlik sektöründe işe almışlar. Yani ciddiye almışlar bu işi. Bunu çok ciddiye alırsak, çok ciddiye aldığımızda çok kısa sürede çözebiliriz. Ama bunun bir devlet politikası olması lazım. Yani devleti yönetenlerin buna inanması lazım. Hoşgörünün olmaması lazım. Ya işte geçim sıkıntısı çekiyor da işte bu normaldir de falan, bu tür şeylere sığınmadan çok ciddi tedbirlerle kısa sürede çözebileceğimize inanıyorum. Bir öneride bulunayım. Cumhurbaşkanı olduğunuzda olursanız, Aile Bakanlığı'nda kadının adı yok şu anda. Eskiden vardı, o değiştirildi.
Çünkü adı değişince, dil değişince zihniyet de değişiyor efendim. Mesela oradan başlatabilirsiniz. Aile Bakanlığı'na kadın adını da tekrar koydurabilirsiniz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ya şimdi. Henüz bakanlık çalışmalarına başlamadım. Cumhurbaşkanı olunca. Yok yani tabii ki orada sürem var bakan atamalarında. Ama şuna başladım onu söyleyeyim. Yani bu devleti yönetirken kaç kişiye ihtiyaç var? Ne kadar vali, genel müdür, müsteşar, emniyet müdürü, yüksek yargıç nasıl bir yapı? Buna uzunca bir süreden beri çalışıyorum zaten. Yani 2014 yılında genel başkanlığa aday olduğumda neyi düşünerek aday oldum? Neyi düşünerek? 2014'teki hayalimiz neydi? Genel başkan olup başbakan olacaktık. Öyle değil miydi? Yani başbakan olup yönetecektik. Şimdi şartlar değişti. Cumhurbaşkanı olarak yöneteceğiz. Devlete uzak birisi değilim. 16 yıldır o parlamentodayım zaten. Ama henüz bakanların isimleri üzerinde çalışmaya başlamadım. Peki final sorusunu sorayım. Sizin ekipte kadın var mı? Var tabii ki. Ekibin içerisinde var. Var tabii ki. Tamam. Ama bu saatte burada yok şu an. Evet ben görmedim de ondan sordum. Hayır burada yok. Tamam peki. Tamam. Teşekkürler. Ekip bu hazırlıkları yapan ekip ayrı bir şey. Ulaşımı sağlayan, peki, güvenliği sağlayan tamam, ekip ayrı bir şey. Tabii. Peki. Kapatıyoruz. Valla saat 8'de başladık. Saat oldu. Kaç? Şöyle bir 11.15. 3 saat 15 dakikadır. Güzel bir sohbet oldu. Değil mi? Ben keyif aldım. Aklımızdaki her şeyi, Aklımızdaki her şeyi sorduk. Büyük bir içtenlikle. Siz keyif büyük aldınız. Büyük bir samimiyetle de yanıtladı. Sayın Bey teşekkür ediyorum. Sevinirim. Ben şöyle istediğim şey şu zaten. Her şeyi sormalarını isterim. Yani olay bu. Yani Cumhurbaşkanı adayı olduğumda da her şeyi sormalarını isterim. Peki. Cumhurbaşkanı olduğumda da ama medyadan istediğim şey şu. Peki. Bir, söylemediğimi yazmasınlar. Söylemediğimi yazmasınlar. Bir de yani söylediğimi çarpıtmasınlar. Yoksa her şeyi tamam, soracak tabii ki görevi onun. Peki teşekkürler. Önümüzdeki hafta konuğumuz belli değil mi? Temel Karamollaoğlu. Önümüzdeki haftada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Son yılların, son ayların, son yılların yıldız siyasetçisi. Temel Karamollaoğlu. Evet ben öyle görüyorum. Yani ben öyle görüyorum. Meral Hanım için bir var mı tabir? Yani Meral Hanım da başarılı bir siyasetçi. Devlet Bahçeli için bir tabiriniz var mı? Başarısız bir siyasetçi. Selahattin Demirtaş için bir tabiriniz var mı? Esprili bir siyasetçi. Mizah yeteneği olan bir siyasetçi. Doğu Perinçek için bir tabiriniz var mı? Yorum yok. Görmüyorsunuz. Sayın Erdoğan kaldı. Sayın Erdoğan kaldı. Emekliliğe hazırlanan bir siyasetçi. Tamam peki çok teşekkür ederiz Muharrem Bey. Sağ olun arkadaşlarım sağ olun var olun. Güzel bir yayın oldu. Peki kapatıyoruz. 3 saat 15 dakika boyunca bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Keyifli bir program olduğunu düşünüyoruz. İnşallah kafanızdaki sorulara da cevap almışsınızdır. Önümüzdeki hafta Temel Karamollaoğlu bizlerle birlikte olacak ve biz aynı netlikte sorularımızı soracağız. Aynı netlikte cevapları almak isteyeceğiz. Teşekkürler, iyi akşamlar.